yaptığı uluslararası patent başvurularının bu ekosistem içerisindeki liderliklerinde önemli bir pay sahibi. ABD'deki liderleri zaten tahmin edebiliyoruz. Qualcomm ve Intel gibi dijital dünyanın liderleri bu noktada başı çekiyorlar aslına bakarsanız. Globalden başlayıp majör ülkelerden ta Türkiye'ye doğru geleceğiz. Patent dataları aynı yatırım dataları gibi seneden seneye yani içinde bulunduğumuz sene içerisinde açıklanamayabiliyor. Çünkü patent sisteminin yapısı gereği 18 ay sonra yayınlanıyor. Dolayısıyla bazı rakamlar 2017'ye ait olabilir. O yüzden bazıları da 2018'e ait olacak. Oraya takılmayın. US'te burayı rakamı çok kafanıza yazın. Biraz sonra çünkü Türkiye'nin rakamını gösterdiğim zaman bir kıyas noktası olabilir sizler için. IBM'in 2018 yılında tescil ettiği, bakın tescil ettiği patent sayısı 9100 adet. Geçen seneye göre liderliğini korumasına rağmen rakamı da bir nebze arttırdı. Sonrasında Samsung, Canon ve Intel gibi şirketler geliyor. Bu rakamı iyi tutun, 9100. Türkiye'de arada bir slide atladım mı? Atlamadım, tamam. Türkiye'de 2018 başvuru sayılarına bakıyoruz arkadaşlar. 9100'dü IBM, tüm koca Türkiye, 80 milyon kişiyiz burada. Bütün ekosistemin belki de en değerli innovatörleri burada, yatırımcıları. 7349 tane bu memleketten çıkan patent başvurusu var. Üstündeki rakam ise nedir biliyor musunuz? 11 bin küsür. O da Türkiye menşeli yabancı şirketlerin kendi patentleri, kendi buluşlarını Türkiye coğrafyası içerisinde korumak için yaptığı başvurular. Yani yabancılar bizden daha fazla bu topraklar içerisinde kendi buluşlarını korumak için başvuruda bulunmuşlar. Türkiye'deki rakamlar 2017'ye göre 8000 küsürdü 2017'de, 8500 civarıydı. %15 bir düşüş yaşadık. Bunun nedenlerini farklı farklı parametreler açısından değerlendirebiliriz. Atlamayayım diye bu biraz sıkıntılı basıyor. Şöyle bir daha bakalım, evet. Peki, tamam, düşüş yaşadık ama bizim bazı ana oyuncularımız var Türkiye'de. Bunlar 2018 yılında neler yapmışlar? Beklendiği üzere tabii ki de Arçelik ve Vestel ikisi arasında müthiş bir şey var zaten, yarış var. Bu rakamlar 2018 başvuru rakamları değil bakın, onu hatırlatıyorum. 2018'de yayınlanan uluslararası patent başvurularıdır. 2018'de yapılan başvuru sayılarını daha sonra açıklanacak. Yani onlar daha henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla bakın arada bir üniversitelerde TÜBİTAK'ta yanlış hatırlamıyorsam evet 22 tane başvuruyla kendi araştırma altyapılarından çıkmış. Kortsa'da buradan bizim Sabancı ekibinden. Ve arada bir tane de ilaç görebiliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de aslında drug discovery yapılmamasına rağmen ilaç konusunda yine de jenerik ve süper jenerik ilaçlar konusunda çalışan birkaç tane şirketimiz var. O noktada bazı önemli buluşlarımız devreye girebiliyor. Biraz önce yabancılardan bahsetmiştim. 11 bin küsür tane patent başvurusu Türkiye menşeli olmayanlar Türkiye'de kendi buluşlarını korumak için başvuruda bulunuyorlar. Bu ülkeler arasında en yüksek oran kime ait? Almanya'ya ait. Almanya menşeli şirketler Türkiye'de daha fazla başvuru yapmaya devam ediyorlar ama yüzdeleri düşmüş geçen seneye göre. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da bu listede yine ikinci ve üçüncü sırayı alıyorlar. Burada dikkat çekici bir nokta var. Japonya ve İngiltere daha fazla, geçen seneye göre %20'den daha fazla patent başvurusunu Türkiye'de korumak için aksiyon almışlar. Bu demek oluyor ki bu iki ülkedeki daha fazla şirket yeni ürünlerini Türkiye coğrafyasında korumaya daha fazla istekliler. Demek ki pazarın daha da büyüyeceğini öngörüyorlar diyebiliriz aslına bakarsanız. Tabii patent konusu deyince hani girişimciler patent başvurusunda bulunuyor, üniversiteler patent başvurusunda bulunuyor, araştırma merkezleri patent başvurusunda bulunuyor, ARGE merkezleri diyoruz değil mi? Bugün 2018 itibariyle Türkiye'de 1080 miydi? 1082 tane ARGE merkezi var. 81 tane de teknopark var. Bunların hepsinin patent makinesi olması gerekiyor. Ama rakamlar çok fazla iç açıcı değil aslına bakarsanız. Teknoparklardaki firma başına düşen patent sayımız 0.4.
bu sayıyı arttıracak farklı mekanizmalara ihtiyacımız var. 2288 tane patent başvurusu yapılmış. Belki de Türkiye'deki 2018 patent başvuru sayısının düşüşünün nedenlerinden bir tanesi 2018'de kurulan Ar-Ge merkezleri sayısında da dramatik bir düşüşün olmasından da kaynaklanıyor olabilir. O da farklı bir indikatör olarak devreye giriyor. Peki trendler ne durumda? Bizim patent verileri bizim için global ve Türkiye'deki teknoloji trendlerini anlama ve izleme açısından önemli bir indikatör olduğunu söylemiştik. Dünya genelindeki ülkelerin hangi alandaki teknolojiye yoğunlaştığını bu verileri inceleyerek görebiliyoruz. Bakın Japonya elektrik makineler üzerine, ulaşımda Almanya'nın birinci sırada olduğunu görüyoruz. Bunlar tabii makro veriler. Bunlar her birinin içerisinde detaylı bir şekilde inip mikro analizlerde yapabiliyoruz. 2018 yılında biraz önce bahsettiğim o Arçelik ve Vestel'in birinci ve ikinci kürsüsünde oturduğu listeye göre en fazla tahmin edildiği üzere tabii bulaşık makinesi ve çamaşır makinesinin alt bileşenlerine ait teknolojiler. Medical preparations dediğimiz kısım yine ilaç moleküllerinin işte süper jenerik halleri veya diğer medical preparatlar. İşte ısıtma ve fırınla alakalı da bazı patentleri görebiliyoruz. Tabii hem Startup Watch'un da ilgi alanlarından bir tanesi olan fintech alanına ve AI ve blockchain alanındaki trendlere bakacak olursak da fintech alanındaki patent başvurularında IBM tek başına majör Visa, Mastercard ve Bank of America'nın yaptığı toplam başvuru sayısından neredeyse 10 kat daha fazla başvuru yapmış. Dolayısıyla Google gibi, IBM gibi, Hewlett Packard gibi, Microsoft gibi firmaların bu fintech'in farklı alt bileşenlerinde ana bankalardan daha fazla teknoloji geliştirdiğini görebiliyoruz. Peki AI'de durum ne? AI'de büyük bir patlama yaşadığımızı biliyoruz zaten ve son 2017 yılında 50 binden fazla patent başvurusu var AI'de. Bu konuda da IBM, Microsoft yine başı çekiyor. En fazla yapay zekanın kullanıldığı sektör ise %34'lük bir büyümeyle ulaşım sektörü olmuş. Robotik de ikinci sırada devam ediyor ama bu teknoloji, enabling teknoloji anlamında robotik birinci sırada. Uygulama alanı olarak ulaşım birinci sırada gidiyor. Blockchain'leri de tabii analiz ettik. Blockchain tabanlı teknolojileri. Bu noktada yine ödeme sistemlerine daha fazla kullanıldığını görüyoruz blockchain'in. Sıralamaya baktığımızda ise yine IBM. Her yerden IBM çıkıyor. Blockchain konusunda da IBM oldukça aktif ve saldırgan bir yapısı var. Enchain biliyorsunuz blockchain konusunda da oldukça teknoloji geliştiren bir firma. Burada Alibaba ve Walmart'ı da listenize ekleyin. Blockchain konusundaki bu %10'luk shopping ve e-commerce tarafında farklı farklı teknolojiler geliştirdiğini görüyoruz. Yapay zekadaki patent liginde US, ABD ve Çin bir liderliği koruyorlar. Güney Kore de hemen arkalarından geliyor. Patent tabanlı startuplara baktığımız zaman patentin startup değerlemesinde ve yatırım alma olasılığında ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz diye düşünüyoruz VC'ler aramızda. Globalde baktığımız zaman 2018'de Unicorn listesine girmiş top patent başvurusuna sahip şirketlere baktığımız zaman çok enteresan bir şekilde oyun alanından, eğlence alanından veyahut geri dönüşüm yönetimi alanından farklı farklı firmaların olduğunu görüyoruz ve ciddi sayılabilecek patent başvuruları onların yatırım alma kapasitelerinde arttırabileceğini görüyoruz. Bakın elektronik sigara firması bile 27 tane patent başvurusuyla listenin 5. sırasında yer alıyor. Bir de Y Combinator'ı inceleyelim dedik. Y Combinator'ın 2018 itibariyle yatırım yaptığı startuplar arasındaki en değerli top 5'in patent başvurularında tabii Dropbox dramatik bir şekilde 620 küsür patent başvurusuyla değerlemesine değerleme katıyor. Bunların hepsi birer aset. Yarın bir gün exit olursa veya başka bir yatırım olasılığı çıkarsa bunların her biri tek tek bir değer olarak önümüze çıkıyor. Coinbase'de blockchain cryptocurrency platformu olarak da 7 tane patentle kendini bu alanda bir noktaya getirmiş. Peki Türkiye'de ne oldu? Türkiye'de patent tabanlı startuplara yatırım artıyor. Daha fazla patent tabanlı şirketin ortaya çıkmasını tabii ki de istiyoruz. Bunu ikiye ayırabiliriz. Bir patent tabanlı normal startuplar, bir de aslında patent tabanlı üniversite startupları dediğimiz ayrı bir kategori var. Ona da bir spin-off diyoruz. Bizim görevimiz onu daha fazla akademisyen tabanlı şirket çıkartmak. Bu listede de birinci sıradaki ve sonuncu sıradaki iki tane önemli şirket akademi tabanlı. CY Vision ve Dermalix. Dermalix İzmirli bir girişimdir. Ege Üniversitesi'nden
çıkma bir girişim. CY Vision Koç Üniversitesi'nden patent rakamları diğer gösterdiğim o Y Combinator'ın veya Unicorn'lar gibi değil ama yine de faydalı olabilir. Bir iki tane de patent olması bizim için önemli. Son bir nokta, Dermalex'in yatırım değil bir satın alma olduğunu da belirtmek istiyorum. Ellerindeki bir patenti Abdi İbrahim'e devrederek bir startup corporate işbirliği aslında burada önemli bir örnek olarak devreye çıkıyor. Patent diyoruz. Neden önemli? Biraz önce bütün rakamlar aslında bunu gösteriyor. Yapılan yatırımların değerlemelerin önemli bir parametresi, lisanslama opsiyonunu devreye sokan bir enstrüman ve yapılan araştırmalara göre de yapılan VC yatırımlarının %50'den fazlası patent, en az bir tane patenti olan şirketlere yapılmış durumda. Zamanında bitirdin mi? Süper. Aman tamam. Teşekkür ederim. 30 saniye sapmayla. 30 saniye. Hani, olur olur. Çok teşekkür ederim. Mustafa, verdiği bilgiler gerçekten bizim için de çok değerliydi. Nereye hareket etmemiz gerektiği konusunda aslında bütün dünyadaki eşleri olduğu gibi bizim de nasıl hareket edeceğimizin örneklerini vermeye çalıştı. Patent tabanlı girişimlerin Türkiye'de hem kurumsal tarafta hem girişimcilik tarafında büyümesi gerektiğini görmüş olduk. Şimdi sevgili arkadaşım Serdar Turan'ı ben sahneye davet edeyim. O kendi panelistlerini davet edecek. Serdar Turan'ı da zaten tanıyorsunuz. Bloomberg Business Week'in yayın yönetmeni. Serdar hoş geldin. Çok teşekkürler. Sahne senin Serdar. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Gerçekten girişim ekosisteminin gelişmesi, hepimizin beklediği boyutlara gelmesi konusunda momentum çok önemli. Yani bu girişim ekosistemini oluştururken ve özellikle erken aşamada burada ortaya koyulacak olan çabalar, biraz evvel giriş konuşmasında da İhsan'ın söylediği gibi yapılabilecek her noktadan katkı çok önemli. Ve özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde devletin bu konuyu önceliklendirmesi ve katkısı bir kat daha önemli. O yüzden biz de şimdiki panelde aslında çok güzide iki tane kurumumuzun değerli yetkilileriyle birlikte olacağız. TÜBİTAK ve COSGAP, bakalım bu konuda nasıl bir tablo var karşımızda. Özellikle girişim ekosisteminin desteklenmesi ve bunun sürdürülebilir kılınması anlamında bu iki kurumda stratejik ve uygulama anlamında neler oluyor, nasıl bir bakış açısı var, bunu değerlendireceğiz. Ben lafı çok uzatmadan hemen konuklarımı sahneye davet etmek istiyorum. TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Koordinatörü Elif Koşok. Hoş geldiniz. Ve COSGAP Teknoloji Yenilik ve Yerleştirme Dairesi Başkanlığı'nda KOBİ uzmanı Sayın Kamil Akpınar. Hoş geldiniz. Şöyle alayım sizi. Evet Elif Hanım, girişte İhsan da bahsetti. Biraz benzin lazım bu işe diye. Nedir şu anda baktığınızda TÜBİTAK'taki genel vesim? Özellikle siz geçen yıl bir girişim sermayesi fonu mantığı ortaya attınız. Biraz da standartların dışında değişik bir yapıyla kurguladınız bunu bildiğim kadarıyla. Biraz bize anlatır mısınız TÜBİTAK tarafında bu fon nasıl çalışıyor? Çok teşekkür ederim. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada ekosistemden tanıdığım birçok arkadaş var, sağ olun. Bu programın dizayn edilmesinde de her birinin katkısı inanılmaz yüksek oldu. Ben özellikle İhsan Bey'e de özel bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kamu kurumları olarak biz destek versek de bunu anlatırken yeterli güzel kelimeleri bulamıyoruz, onu anladım. İhsan Bey'i anlatırken bir kez daha hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Dediğiniz gibi geçen sene TÜBİTAK yeni bir destek programı yayınladı. İhsan Bey'in de özellikle üstünde durduğu gibi erken aşamada aslında Türkiye'de çok fazla teşvik ve destek veriliyor. TÜBİTAK veriyor, COSGAP veriyor, diğer bakanlıklar veriyorlar. Fakat erken aşamada verilen desteklerin daha sonra ileri biraz daha gelişmesi için bu smart money denilen akıllı yatırımlara ihtiyaçları var. Yani bankalardan kredi alamayacak kadar teminat yapıları yeterli değil. Eş dost akrabanın ya da teşviklerin verdikleriyle de belirli bir yere gelebiliyorlar. Ama bunların bir sonraki aşamada melek yatırımcılardan ya da girişim sermayesi fonlarından yatırım almaları gerekiyor. Türkiye'de bizim ekosistemimizde melek yatırımcılık düzenlemeleri de var, girişim sermayesi fonları da var ama yeterli sayıda değil. İhsan Bey'in de söylediği gibi bizde kişi başına
yatırım tutarı 1 doların altında. Biz bu ekosistemi biraz daha derinleştirmek, genişletebilmek için bir program dizayn etmeye çalıştık. Burada ekosistemdeki hem fon sayısını arttırmak hem de bu fonlara kurumsal yatırımcıların katılmasını dahil edebilmek için yeni bir program dizayn ettik. Bunun da çağrısına Haziran'da çıktık, 2018 Haziran'ında. Çünkü Hazine Maliye Bakanlığı ile bir işbirliği yaptı TÜBİTAK. İlk aşamada TÜBİTAK fonları seçecek, daha sonra hazineye gönderecekti. Biz bu çağrıyı Haziran'da açtık, Eylül sonuna kadar başvuruları aldık, Kasım'ın 12'si gibi de açıkladık. Bize başvuran yaklaşık 23 üniversite kuruluşu var. Bu 23 üniversite kuruluşu birden fazla fona katılmak için talepte bulundular. Değerlendirmeler sonucunda 10 fonu desteklemek üzere bir karar çıkardık. Bunu da hazineye bildirdik. Hazine de Ocak ayı içerisinde çağrısına çıktı. 15 Şubat'a kadar bu 10 fondan başvuruları alacak. Sonra da karar verdiği fonlara katıldığında TÜBİTAK'la birlikte destek mekanizmaları ve umuyoruz ki 2019'da yatırımlar başlamış olacak. Biraz daha bu fonun özel yapısını aktarır mısınız bize? Yani TÜBİTAK'ın rolü, bakanlığın rolü nasıl paylaşılıyor? Teşekkür ederim. Aslında biz burada daha çok bir ekosistem yaratmak için çok uğraştık. Hatta hemen şuradan. Evet. Bu teşvik mekanizması diğer o standart teşvik mekanizmalarına benzemiyor. TÜBİTAK burada hibe verirken bu sefer çok seçici davrandı. Dedi ki bizim görevli olduğumuz alan teknoloji tabanlı startupların yatırım alması. Dünyayı inceledik. Teknoloji tabanlı startuplar nerelerden çıkıyor? Genelde üniversite çevrelerinden. Üniversiteler, teknoparklar, araştırma altyapıları. Bizim ülkemizde de buralardan çıkıyor. Ama çok gelişmiş ekosistemlerde bu üniversite yapılarının içinde dahil oldukları bazı fon mekanizmaları var. Ya kendi endowment fundları var ya da o çevrede birlikte çalıştıkları fonlar var. Bizim ülkemizde de üniversiteler var ama onlar bilmedikleri işe de girmediklerinden onların dahil olduğu fon sayısı pek yok denecek kadar az. Dolayısıyla dedik ki neden girmiyor üniversitelerimiz buraya? Bir, sermaye yetersizlikleri var, paraları yok. İki, paraları olsa bile bilmedikleri işe girmiyorlar, tecrübe eksikleri var. O zaman öyle bir sistem dizayn edelim ki bu sürdürülebilir olsun. Teşvikleri bir kere verip çektiğinizde o yapı devam edemez pozisyonda kalmasın. Dolayısıyla burada TÜBİTAK dedi ki, TÜBİTAK sadece üniversite kuruluşlarına yani TTO'lara, teknoparkla ve araştırma altyapılarına hibe desteği verecek. Ama şartı şudur, onlar bir girişim sermayesi fonuna katılacaklar. Bu fonu istedikleri gibi seçebilirler. O fonlarda Türkiye'deki teknoloji tabanlı startuplara yatırım yaparlarsa bu üniversite kuruluşlarının vermiş olduğu sermaye katkısının %50'sini TÜBİTAK oraya hibe edecek. Fakat para birikimi şartı şu demek, diyelim ki TTO'lar bu girişim sermayesi fonlarına 10 milyon yatırdılar. Yatırımlar yapıldı. 12 yıl sonra çıkışlar gerçekleşti ya da bu süre zarfında. Diyelim ki 10 milyonlara 50 milyon oldu. Demek ki 5 milyonunu kendi cebinden kullanmış, 25 yapmış. 5 milyonu TÜBİTAK'tan aldığı hibe ile kullanmış, o da 25 olmuş. Çıkışta şöyle bir taahhüdü var bu kuruluşların. TÜBİTAK'tan aldığı kısmı ekosistemde tutacağına dair söz veriyor, taahhütte bulunuyor. Diyor ki ben bu parayla işte arsa almayacağım, inşaat yapmayacağım, teşvik primi dağıtmayacağım, personel ücreti vermeyeceğim. Gelecek dönemde tekrar teknoloji tabanlı girişimlerin fonlaması için kullanacağım. Bu üniversitelerimizin ileride endowment fundlarını kurmaları için de bir fırsat aslında. Çünkü hiç bir kaynağın olmadığı bir yere dışarıdan hibe almak daha zor. Fakat birikmiş bir nüve varsa kendi alumni networklerini de işleterek buradaki kaynağı arttırmaları mümkün olabilir. İkinci talep ettiğimiz şart da şuydu. Fonlardan rica ettik. Dedik ki bu
Girişim sermayesi ile ilgili tecrübelerinizi lütfen bu üniversite kuruluşlarına artıracak mekanizmaları geliştiriniz. Burada gerçekten fonlarımızdan büyük bir teveccüh gördük diyeyim gerçekten. Çünkü çok önemli bir meziyeti, dışarıda da hiçbir yerde bulamayacakları bir eğitimi bu üniversite kuruluşlarına vermeye gönüllü oldular. Pek çok bazı fonlar istemedi, o yüzden onlar başvurmadılar bize ama bu 10 fonda onu da katıldıkları LP'lerinden üniversite kuruluşlarına bu tecrübeyi aktarmak için farklı mekanizmalar geliştirdiler. Değişik bir yapı, özellikle endowment'ı vurguladınız. Benim de kısmen temsil ettiğim Harvard'ın 40 milyar dolar üzerinde bir endowment fonu olduğunu düşünürsek aslında bu tarz konularda ne kadar hızlı bir kaldıraç olacağı üniversitelerin endowment yapısının da aslında kabul edilmiş ve faydaları görülmüş bir model. Bu noktada biraz Kamil Bey'e dönmek istiyorum. Kamil Bey, COSGAP özellikle COBİ'lerle çok yakın çalışan, o dünyaya hakim, dirsek teması çok güçlü bir kurum. Bu noktada COSGAP'in portföyünde nasıl bir destek yapısı var? Sizin COBİ'ler tarafında gördüğünüz resim nasıl? Biz tabii 2010 yılından bu yana yürüttüğümüz Ar-Ge İnovasyon Destek Programı ile Endüstriyel Uygulama Destek Programı var. Bunlar zaten bilinen destek programlarımız ama 2016 yılında bakanlıktan aldığımız Teknopazar Destek Programı ile Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı'nı yürütüyoruz. Bunlar birazcık daha böyle burada kitleyi bulmuşken bahsedeyim. Çok fazla kullanılmayan destek programlarımız. Serkan Bey'le de ben paylaşmıştım. Teknopazar Destek Programı özellikle mesela düşündüğümüzde 2018 yılında 2,5 milyon verilmiş ve 60 girişime verilmiş. Yani teknoloji girişimi potansiyelimiz Türkiye'de bu kadar az olamaz diye düşünüyorum. Ki bu programın amacı sizin yurt içi ve yurt dışında ürününüzü veya yaptığınız işte yazılım olur, application olur, hizmet olur tanıtmanız. Ve tamamen %100 destekli bir şey. KDV'sini ödeyip alabileceğiniz bir programda hani daha fazla tercih edilebilir diye düşünüyorum. Neden sizce bunun kullanımı kısıtlı kalıyor? Burada iki çatı var aslında, iki ayak var. Bir tanesi bizim mevzuat gereği direkt bakanlıktan aldığımız bir program. Bunun üzerinde çok fazla revizyon çalışmaları yapamadık. Ama açıkçası sahadan da bize bir geri dönüş olmadı. Yani birazcık böyle İhsan Bey dedi ya, aynayı hem kendimize hem karşı tarafa çevirmemiz gerekiyor. Bir geri dönüş olursa biz revizyon yapmaya açığız zaten. İkincisi bu geri dönüşleri biz yediremediğimiz için de destek limitlerimiz hala aşağılarda kalıyor. Belki hani fon bulmaya ve yatırım olmaya, yatırım aramaya devam ediyorlar. O da ikinci bir neden olabilir. Bir diğer destek programımız da hızlandırıcı programı. Şimdi konjonktürü düşündüğümüzde döviz kuruyla özellikle TL ve dolar, euro paritesini karşılaştırdığımızda artık devasa bir uçurum var. Ama COSGAP'in tek dolar üzerinden destek verdiği program hızlandırıcı destek programı. Aramızda yararlananlar da var. Networking'de gördüm. Biraz düşününce çok az alındığını düşünüyorum. Yani 2018 yılında 6 başvuru geldi, 6 program başvurusu. 4'ünü kabul ettik. Bu 4'ünde işte 2 tanesi Bilkent Cyberpark'ta, 2 tanesi Kutlu Bey'in girişim United Kingdom Basecamp'ti. Daha fazla olabilir diye düşünüyorum. Yani büyük teknoparklar var, teknoloji transfer ofisleri var ki biz o kadar geniş yaptık ki bunu ETOH'un mesela hızlandırıcı programı o bir AŞ olarak gelip bize başvurabiliyor. Nasıl bir program? İşte dünyanın herhangi bir yerindeki yine organizatörün tasarladığı şurada, şu ülkede, şu şehirde tamamıyla eğitim, mentörlük, danışmanlık, yatırımcıyla buluşma, organizasyon içeren bir program. İşletme başına da 15 bin dolar gibi bir rakamımız var. Kurul kararından sonra gidip gelince talep edebiliyorlar. Hı hı. Ve avantajı şu, %80 destek oranını direkt biz organizatöre de ödeme yapabiliyoruz. Burada biraz evvel Elif Hanım sözlerinin arasında şunu söyledi. Dedi ki özellikle belli bir aşamaya gelmiş olan, belli bir büyüklüğe varmış olan, hani belki İngilizce tabirle subscale hale gelmiş olan, ne çok küçük ne çok büyük olan oyuncuların da belli noktalarda nefesinin tıkanabildiği veya ekstra desteğe ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu konuda COSGAP tarafında belli bir ölçüye gelmiş kurumlar için bir yapı var mı? Şöyle, aslında geçen yıl yine başkanımız Sayın Cevahir Uzkurt'la beraber, onun atanmasıyla beraber, COBİ Tekno Yatırım ve Stratejik Ürün diye iki tane büyük, yani COSGAP için büyük sayılabilecek
programlar duyurduk. TÜBİTAK için küçük kalabilir ama hani 5 milyon liralık 2 tane programdı. Bunları çok az hayatta tutabildik. 3 ay kaldılar. 3 ay başvuruları aldık. Sonra değerlendirdik. Şimdi onları tekrardan hayata geçiriyoruz. Biraz revizyon çalışmaları yaptık. Biraz işte bütçeleri çok fazla hibe odaklıydı. Biraz onu düşürdük derken yeni Kobi Tekno Yatırım mesela hayata geçti tekrardan. Yine 5 milyon lira. Buradaki amacımız şu. Ar-Ge'si Türkiye'de tamamlanmış, desteklenmiş projeleri personel, makine teçhizat, yazılım bazlı daha çok. Başka kalemler de var ama desteklemek istiyoruz. Bir handikapı burada açıklamak istiyorum ben. Şimdi Kobi Tekno Yatırım bir yatırım desteği olduğu için yazılımcı arkadaşlar buna başvurmuyorlar. Veya işte application üzerine çalışanlar başvurmuyorlar. Ben kendim kurullarda yer aldığım için bu kadar net ve açık size söyleyebiliyorum. Başkanlıkta da çünkü kurullar yaptık biz. Gerçekten donanımlıysanız, kurulu ikna edebiliyorsanız yazılımcıların en büyük ihtiyacı personel diye düşünüyorum. Personelden bir sürü proje gördüm. Yani bu yatırım projesi işte benim 3 yıllık 5 yıllık bir firmam var ama beni kabul etmezler, imalat yapmıyorum diye düşünmeyin. Lütfen bu projelere başvurun. Çünkü biz sizler için çıkarıyoruz bunu. Ve hani sizlerin yararlanmasını istiyoruz. Nitelikli kişilere gitsin, nitelikli firmalara gitsin istiyoruz. Başvurularınızı bekliyoruz. Son olarak kısaca ikinize de yöneltmek istiyorum. Aslına bakarsanız hem İhsan'ın konuşmasında hem rakamlarda gördük. TÜBİTAK'ın, COSGAP'in ikisinin toplamının ekosisteme katkısı gerçekten oldukça değerli ama kamunun bu konudaki bakışı, ekosistemin desteklenmesi niçin önemli sizce? Burada nasıl bir resim görüyor kamu tarafı? Elif Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi burada birçok genç arkadaşımız da var. Burada olmayanlar da var. Aslında çok ciddi bir teknoloji tabanlı girişimci sayımız var. TÜBİTAK 1995'ten bu yana yaklaşık 40 bin firmayı desteklemiş. Bunlardan şu an içinde yatırım alabilecekler de bir sürü var. COSGAP'te de yine bir sürü var. Fakat biz bunlara yatırım ortamını, girişim sermayesi yatırım ortamını sağlayamadığımızda bu gençlerimiz yatırım almak için şirketlerini yurt dışına taşıyorlar. Haklılar da. Yani biz bu ortamı burada sağlayamazsak sadece beyin göçü vermiyoruz, girişim göçü de veriyoruz. O yüzden gençlerimizi de teknolojimizi de yine ülkede büyümesine izin verecek yapıları kurabilirsek ülkenin refahı açısından da çok daha önemli olduğunu ülkede fark etmiş durumda, biliyorlar. İhracat rakamlarına herkes odaklanıyor. Fakat ihracattaki kilo başına katma değer yaratma ve ihracat hacmini arttıramazsak ki bunun da ancak teknolojiyle bu mümkün. Orta gelir tuzağında kalmamız söz konusu. Dolayısıyla devletin her kademesinde ve bakanlığında diyeyim teknolojiye ve girişimciliğe özel önem veriliyor. TÜBİTAK'ta farklı veriliyor, COSGAP'te farklı veriliyor, Sanayi Bakanlığı'nda öyle, Sağlık Bakanlığı'nda öyle, Ulaştırma'da öyle. Dolayısıyla ben tüm girişimcilerimizi de yine korkmadan devlet teşviklerine başvurmaları için çağırıyorum. Biraz önce yine bir arkadaşımız dedi ki prosedürler çok ağır, haklılardır, doğrudur. Fakat lütfen eleştirilerini bildirsinler. COSGAP de söyledi. Bildirmezlerse bu taraftakiler belki o kadar çabuk anlayamıyoruz. Ama mutlaka öneri getirsinler. Biz mümkün olduğunca 1514'te gelen tüm önerileri şey yapmaya çalıştık. Değerlendirmeye çalıştınız. Teşekkür ederiz. Kamil Bey, birkaç cümle de sizden alalım. Aslında Elif Hanım çok güzel değerlendirmelerde bulundu. Ben bir toplantımızdan bahsedeyim sizin sorunuz gereği. Geçen hafta daire başkanımız, başkan yardımcımızın oldu. Bir toplantı yaptık. Hani COSGAP'te nasıl işler gidiyor diye örnek vermek için söylüyorum. Orada yenilik istatistiklerini çıkardık. TÜBİTAK'ın verdi. Veya üniversiteden mezun olma durumundaki girişim oranlarına elinden geldiğimiz kadar bulduğumuz oranlara baktık. Veya işte büyük şirketlere gitme, yurt dışına kaçma veya beyin göçü rakamlarına kabataslak baktık. Şunun farkında yani. COSGAP biz orada sunumu yaparken, hatta sunumu ben yapmıştım. Bir üniversite genci mezun olduğu zaman neredeyse %20, %30 yurt dışına kaçma eğiliminde. Ardından %20-30 yine Aselsan gibi, TAİ gibi Ankara ekosisteminden baktığımız zaman Arçelik gibi firmalara gireyim, büyük kurumsal yerlerde çalışayım eğiliminde.
Yine %20, %30 bir geri kalan kısımda da diğer kısım var ama bir yüksek lisans yapayım derdinde. Bizim KOSGEB veya TÜBİTOK olarak bunları o %60, %70'lik kısmı bir şekilde girişimci yapmamız lazım. Ve en son işte bizim 2010'da çıkan bu ARGE desteğimizi yeni bir revizeye sokuyoruz. Adı değişecek büyük ihtimalle. Buradan da hani onun sinyallerini vermiş olalım. Orada girişim bazlı, yani şu sohbetleri yaptık diyebilirim. Ya cep harçlığı da verelim. Yani bu insanlar hani mezun oluyorlar ama bir şeyler aramadan, gerçekten makine ticaret aramadan da bir şeyler yapabilelim. Yani fatura dekont olmadan da gerçekten ihtiyaçları için bir şeyler ortaya koyabilelim gibi sohbetler dönüyor diyelim KOSGEB'de de. Ama başvurular ve geri dönüşler Elif Hanım'ın dediği gibi yapmazsanız biz tek başımıza bir şeyler çıkaramayız. Sizden geri dönüş bekliyoruz. Elif Hanım, Kamil Bey çok teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, görülen o ki kamu tarafında bu konuda bir bilinç var. Ama uygulamaların belki de startup dünyasının istediği hızda ve çeviklikte olması için de bu dünyanın, girişim dünyasında oraya ciddi bir feedback vermesi gerekiyor. Umarım bu birliktelik ileride daha fazla bir kaldıraç etkisi oluşturur. Biz 2018'de devlet desteklerini konuşmaya çalıştık. Umarım sizin için de bilgilendirici olmuştur. Deyip sahneyi Timur'a, gerçek sahibine bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Serdar sana ve Kamil Bey size. Elif Hanım çok teşekkür ediyorum. Şimdi Ankara'dan gelen misafirlerimizin sözlerini biraz daha uzun tuttuk. Çünkü onlar bizim için gerçekten paylaşmak için geldiler ve burada durmaya devam ediyorlar. Kahve arasında da kendilerine soru sorup prezentasyonla sadece kalmayacak. Sorularınızı da yanıtlayacaklar. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ama şunu da unutmamak lazım. Prosedürleri ne kadar ortadan kaldırırsak, yani yolda yürümek için arabalar çıkmasın diye yapılmış mantarları çarpan insanlarla dolu. Yani kurallara uyan insanlar bedelini ödüyorsa, kurallara uymayanı cezalandırıp diğerlerini azaltmakta fayda var. O yüzden bence bu önündeki düzenlemelere bakarken biraz da kuralları uymayanları gerçekten ortadan temizleyen ama çıtayı da yükseltmeyen bu anlamda düzenlemeler olursa herhalde ekosistemdeki herkes mutlu olur diyorum. Fazla uzatmadan da şimdi sevgili Kerem Özdemir'i bundan sonraki dans için sahneye davet ediyorum. Kerem, seninle dans etmeyeceğim tabii ki. Süper. Ben gelmeden önce saz arkadaşım demişsin. Evet. Şimdi dansa geldik. Akşam da pasına geliriz artık diye tahmin ediyorum. İstediğin yerde seninle gelirim Kerem. İTÜ'den de arkadaşım olarak. Onu şimdi yatırımcı paneli içinde Ali Karabey, Atıl Erken ve Metin Saltı sahneye davet ediyorum. Onlarla birlikte sohbet için. Buyurun. Evet, panelistlerimiz yerleşirken ben normalde el mikrofonuyla çıkarım. Bugün onunla çıkmadım. Çünkü bir şeyleri el hareketleriyle anlatacağım. Gelmeden önce CB Insight'ın verilerine baktım. Dünyadaki unicornları toparlamışlar. İşte şu kadar var, şuralarda var falan filan diye. Türkiye'dekilere baktığımda şunu gördüm. Ama bu çok önemli bir eksiklik değil açıkçası. Çünkü bu zaten değişen bir şey. Yani şirketin küçük bir bölümünü belli bir fiyata alıyorsunuz. Yukarıda bir yerlere çıkıyor. Ondan sonra tamamını aldığınızda 1 milyar doların altına düşebiliyor. Asıl sıkıntı bunun meşhur vücut fıkrasındaki gibi sıfır olarak şurada yer alması ve beynin vermesi gereken kararların bu tarafa kayması durumunda oluyor. O durumda ortaya çıkan zararı telafi etmek gayet zor. Bunun bir adım ötesi açıkçası yatırım vajinismusu olarak adlandırdığım, nereye ne yapacağımıza karar veremediğimiz sürekli bir kasma hali. Bunun için de açıkçası gidip şu kitle fonlamasıyla ilgili yapmaya çalıştığımız regülasyona bir bakabilirsiniz. Nereye bağlayalım, nasıl koruyalım, ne edelim diye düşünüyoruz. Tanışıyoruz zaten. Sizden kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Başlayacağımız yer bize 2018-2019 demişler. İsterseniz şöyle gidelim. 2018'de neleri iyi yaptık, neleri kötü yaptık diye başlayalım. Sonra 2019'da neleri daha iyi yapabiliriz diyelim ve devam edelim. Sıradan gidelim mi? Seninle daha eski tanışıyoruz. 2 mi? 3 mü etti? Yıllar üçüncü moderasyon galiba. Merhaba Ali Karabey. Ben 212 VC'nin, Venture Capital'ın kurucusuyum. 2018 çok zor geçti bizim için. Yani hem çok iyi geçti hem çok zor geçti. Niye? İkinci fonumuzu kurduk. O yüzden çok mutluyuz. İkinci fonumuz 30 milyon euro ile şu anda hayata geçti. Hedefimiz 50 milyon euroya çıkarmak.
Yorgunuz çünkü ilk fonumuz 18 ay sürmüştü. İkinci fonumuz 2,5 yıl sürdü. Tam tersi olmasını beklerdik ama biliyorsunuz oldukça zor bir zamandan geçiyoruz ama en azından şu anda hayata geçtik. Diğer taraftan ilk fonda işte demin gördüğünüz Insider, EZCO gibi oldukça hızlı büyüyen ve dünya çapında başarılı olabilen şirketlerimiz var. En iyi giden 4 şirketimiz, rakam vermek gerekirse şu anda 600'den fazla insana istihdam sağlıyor. Toplam değerlemeleri 400 milyon doları aştı. Ve toplamda aldıkları yatırım 70 milyon dolar aslında. Bu sadece 70 milyon dolar. Yani 70 milyon dolar alan bu şirketler 400 milyon dolardan daha fazla bir değerlemeyle şu anda ortadalar. Bu da bizi mutlu ediyor. O yüzden mutluyuz, yorgunuz. Ama zaten işimiz hiçbir zaman kolay yapmak olmadı. Her zaman zor şeyler peşinde koşan rahatsız insanlarız diye düşünüyorum. O yüzden yorulmak bizim her zaman hayatımızın bir parçası. Ama çok keyifli. Teşekkür ederiz bizi çağırdığınız için. Teşekkür ederim Ali. Ben de Atıl Erken, Collective Spark Girişim Sermayesi Fonu kurucu ortaklarındanım. Bizim de şu anda ikinci fonumuzdan yatırım yapıyoruz. Bu aslında ekip olarak beraber yatırım yaptığımız ikinci fon diyebiliriz. Birincisi biraz daha venture builder olan, daha çok fikir aşamasında yatırım yapan bir fondu. Oradan 7 yatırım yaptık, 4'ü kadın girişimci. Bu girişimlerden 3'ü devam ediyor. Yeni fondan da 2 yatırım yaptık, Mutlu Bey ve Tarif'in. İkinci fonumuz 35 milyon dolarlık bir fon. Odak alanımız yine erken aşama, bir tık daha seri A'ya kaymış durumdayız. 100 bin dolarla 3 milyon dolar arası, 2 milyon dolar arası yatırım yapıyoruz. Toplamda da 5-6 milyon dolara kadar inebiliyoruz şirket başına. Bu ekosistem gerçekten çok hızlı büyüyen ve genç bir ekosistem. O anlamda çok heyecanlıyız, çok iyimseriz. Zaten iyimser olmasak bu deliliği yapacak bir dediği gibi challenge alacak çok az insan var. Ama gerçekten de ilerisi hakkında çok ümitliyiz. Bizim fonumuzun yatırımcıları arasında European Investment Fund var, hazine var. Bu anlamda yurt dışından Türkiye'ye direkt yatırım getirdiğimiz için çok gururluyuz. Girişim diğer fonlar ortak bir fonuz. Bu gibi girişimcilerin normal gelişmiş bir, derin bir ekosistemden daha farklı ihtiyaçları olabiliyor. Biz de bunu biraz farkına varınca biraz daha merkezde teknik diyebileceğimiz kişiler barındırarak bu portföy şirketlerine sunma gibi bir yol izledik. Bunda başarı gördük. İlk fonda, ikinci fonda devam ediyoruz. Söyleyebileceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Orada kendi mikrofonu var. Merhaba, Metin Salt. Zorlu Ventures ve Estel Ventures'ı temsilen buradayım. Bizim 17 tane yatırımımız var. 2018 bizim için şöyle geçti. Bütün aslında VC'ler için geçerli. Yatırım yapan herkes girişim şirketleriyle epey yakın bir ilişki kuruyor. Dolayısıyla çok zor bir yıl oldu. Çünkü girişimler için çok zor bir yıl oldu. Yatırımcı yatırımı yapmayarak belki bu dönemi atlatabilir ama yatırım yapılan şirketlerin bütün karşılaştığı zorluklar bize de yansıyor. Biz de onların bir parçasıyız. Ben hep şöyle söylüyordum, iyi bir denge kurmak lazım. Çok erken aşamalarla birlikte ciro yapan şirketlere de girmek gerekli diye düşünüyordum. Yalnız 2018 ciro yapanları çok güzel vurdu. Kim ki düzgün iş yapıyor, kim ki para çeviriyor. Hepsi çok zorlandılar. Dolayısıyla elimizden geldiğince onları desteklemek de geçen bir sene oldu. Yine de yatırımsız durmadık. 3 tane yatırım yaptık. 3 tane de yatırımıza ikinci turları yaptık. İşte yaklaşık bir 10-15 milyon falan TL yatırıma harcadık. Güzel ilkler de oldu. Startuplarımızdan spin-off'lar çıkmaya başladı. İyi de yatırım aldılar. Spin-off'ları da güzel yatırımlar aldılar. Patentlerde iyiyiz. CY Vision bizim yatırımımız. Orada da güzel gelişmeler oldu. Yurt dışında da yatırımlarımız oldu. Birkaç tane. Onlar belki Türkiye'deki şartlardan etkilenmediler ama bilmiyorum hissediliyor mu? Tüm yatırımcılık ekosisteminde 2018 zor geçti. Aslında her yerde ufak ufak zayıflamalar var. Beklentilere kıyasla. Yurt dışındakiler de bunlardan bir miktar zarar gördüler. Yani özünde zorluklarla mücadele edilen bir yıl oldu. 2019'da çok farklı olmayacak ama toparlanmanın mutlaka pozitif etkisini göreceğimize inanıyorum. Biz aslında çok eski bir yatırımcı grup değiliz.
Yani yatırım 3 yıldır yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla şirketlerimizde biz de hepsini onlarla birlikte öğreniyoruz diyebilirim. Yapılan yatırımlarda büyüyenler, ciro döndürenler yeni aşamalarına geçtiler. Biz de çok fazla, hatta buradan çıkıp bir ikinci tur yatırım toplantısına gideceğim. Biz de başka VC'lerle ve başka yatırımcılarla ortak yatırım yapmaya başladık. İkinci turlara genelde hep dışarıdan katılım oluyor. Hem yurt dışından hem yurt içinden. Böylelikle ekosistemin çok daha içine giren bir oyuncu olduk. Maalesef çok fazla corporate venture yok. Onun ruh hali çok farklıdır. Tabii ki fundraise etmek çok büyük bir zorluk. Gidip insanların kapısını çalıp para istemek kolay değil. Ama öğrendik ki corporate'da da tabii bu işler kolay değil. Orada da herkes para için mücadele ediyor. Yani olabildiğince fonun belirli bir miktarı yok. İyi bir girişimle karşılaştıkça para alabiliyoruz. Ama ekosistemin iyi bir oyuncusu olmak lazım. En çok yapmaya çalıştığım şey startuplara corporate dünyanın sahip olduğu imkanları kullandırabilmek. Normal bir VC'den farklı olarak onların yapabileceği... Tam bu noktada müdahale etmek istiyorum. Orada süper bir örnek var. Yani bu Blacklist'te Raymond Reddington 4. sezonda her şeyini kaybediyor. 5. sezonda sıfırdan başlıyor. Mesela bir anda Airbnb kuruyor. Evini boşaltanların evlerini sayfası olarak suçlulara kiralamaya başlıyor. Acayip para çevirmeye başlıyor. İşte öbür yandan kobaltı keşfediyor. Diyor ki cep telefonlarında pillerde bundan 3 gram kullanıyorlar. Bilgisayarlarda çok daha fazla vesaire falan gibi. 2019'u konuşacağız şimdi. Böyle bir yaklaşım farklılığı var mı yani girişimcilerde? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Kenevir'den bahsediyor. Dünyada da bizim America Fortune'un yıllardır yazdığı bir şey, hem terapotik açıdan tabii bizdeki gibi o kanvas pantolon tarafına çok girmiyorlar ama böyle bir sürü düşünce farklılaşması var ama siz bunları yatırım yaptığınız veya yatırım için size gelen insanlarda görebiliyor musunuz? Diyeyim. İsterseniz siz biraz dinlenin ya da hemen cevap varsa. Ben hızlı bir cevap vereyim. Biz iki konsepti hep ön plana çıkardık en başından beri. Hacker ve Hustler. Burada ilk başta aslında önde duran anlam hacker'ın, engineer, hustler'ın da işin business tarafını kovalayacak, satış, pazarlama yapacak kişi olması. Bu doğru bir yin yang aslında. Bu Türkiye'de az da ilk biz geldiğimizde 5-6 sene önce bunu yapmaya başladığımızda sayısı artıyor. O bakımdan ümit verici. Bunun arka taraftaki anlamı da şu, hacking aslında normalde düz yoldan gitmeden bir kestirme yol bulmak demek. Yani normalde işte bunlar gerekli, bir araya getirdik, bunu yaptık, çok düz bir yol. Bunu hack etmezseniz gerçekten girişimci olmuyorsunuz. İşin o tarafı da aslında o. Yani gelen her girişimci de bir nebze bu işin gerçekten secret sauce'u nedir, nerede bir şeyi hack ediyorsun, onu aramak lazım. Yoksa gerçekten diğer komponentleri bir araya getirince aynı şey olmuyor. Bunu görüyoruz. Genelde yurt dışında iyi başarılı olmuş şirketlerin klonları Türkiye'de başarılı olabiliyor, olamıyor. Ama olamadığı zaman da özünde aslında gerçekten de o secret sauce'u hak etmediklerini görüyoruz. O anlamda belki de sorunuza cevap olarak mutlaka bir yaratıcılık söz konusu olması lazım. Var mı? Var. Zaten olanlar başarılı oluyor. Yani sonuçta risk sermayesi fonlarının asıl şeyi işte binlerce fırsata bakıp onlarca yatırım yapmak olduğu için olanlar alabiliyor, olmayanlar alamıyor. Bu kriterlerden bir tanesi. Önemli kriterlerden bir tanesi. Onun dışında tabii ki başka kriterler de önemli. Global vizyonu olması, işte doğru bir takım kompozisyonu olması, pazarın yeterince büyük olması ve o fonun odaklandığı alanlarda bir girişim olması çok önemli. Ama bunun dışında tabii ki bunları geçtiğiniz zaman iyi de neyi farklı yapıyorsun dediğiniz taraf aslında işin hacking kısmı diye düşünüyoruz. Aynı soru. Takıldım ben şimdi secret sauce hacking'deki nice ve daha sofistik bir şey söylemem gerekiyor şimdi ne desem. Sen ne düşünüyorsun aslında onu konuşalım. Yok şu yani bizim tezimiz şuydu, ben 2010 senesinden beri Türkiye'de yatırım yapıyorum. İşte önce Galata Business Angels'ın kuruluşunda bulundum, kendi melek yatırımına başladım. Daha sonra 212 kuruldu 2012 senesinde. Atıl'ın söylediği gibi bizim aslında çok basit bir tezimiz vardı Numan'la yola çıkarken. Türkiye'de dünya çapında teknoloji yazıp satabilecek girişimci var mı? Var teziyle ortaya çıktık. Yıllardan beri amacımız şuydu. Türkiye'de başla, test et, bir şekilde yurt dışına çık. Çünkü Türkiye'deki pazar yeterli pazar değil. Türkiye'de 80 milyon yaşamıyor. Türkiye'de görünen 80 milyon var parası olmayan ama 15 milyon insan var. Demek ki aslında market yok Türkiye'de. Sen dünya çapında VC'nin para vermesi gereken bir girişimci olmak istiyorsan mutlaka Türkiye'sinin dışına çıkman gerekiyor. İdi tezimiz. Bizim
yani benim naçizane 2009'un sonundan beri yapmaya çalıştığım şeyi bir tane ekonomik krizi ve bir tane darbe teşebbüsü yaptı. Nedir o? Artık Türkiye'deki girişimciler anladılar sadece Türkiye'de var olamayacaklarını. İki, işte Insider olsun, Opsgenie olsun, Gram Games olsun gibi bunlar gibi teknoloji girişimlerinin düzgün iş yaptıkları zaman dünya çapında başarılara imza atabileceklerini gördüler. Bu yüzden beni çok sevindiren bir şey var. Son 18 aydan beri bize gelen çoğu startup artık Türkiye'de varım, test ettim, bana burası yetmeyecek, yurt dışına çıkıyorum, 5 milyon dolar nasıl bulurum sorusu da geliyor artık. Secret sauce mudur? Yok, bence secret değildi, her zaman o sauce oradaydı ama bu aslında. Yani sizin teknoloji alanında bir girişimciyseniz artık sadece Türkiye'de var olacağım, Türkiye'nin en büyüğü olacağım, Türkiye'yi domine edeceğim diye bir lüksünüz zaten yoktu. Artık dank etti. Çoğu arkadaş bunu anladı. O yüzden ben çok ümitliyim. Çünkü dediğim gibi hem tezimiz doğrulandı ve sahiden başarılı hikayeler çıkıyor. 2019'da bence daha fazla exit göreceğiz. Bunu inside information olarak söyleyebiliyorum. O yüzden çarklar dönüyor artık. Türk girişimcisinin dünya çapında başarı hikayesi yazmaması için hiçbir sebebi yok. Yeter ki kendimize inanalım ve doğru desteklerle sermaye olsun, insan gücü olsun, diğer destekler olsun, Atıl'ın bahsettiği gibi bu arkadaşlara doğru şeyi ivmeyi kazandıralım diye düşünüyorum. Sizde? Çok hızlıca yurt dışında başarılı olmuş iş modelleri Türkiye'de uygulayan uygulama girişimleri iyi yatırım aldı ve başarılı oldu, exit etti. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Önemli bir aşamaya getirdiler Türkiye'yi. İkinci aşama başarılı olan Türk şirketlerinin yurt dışına taşınması. O da maalesef yaşanması gereken bir aşama. Bu da olacak. Üçüncü aşama umarım Türkiye'den sıra dışı fikirlerin Türkiye'de kalarak yatırım aldığı bir dönem olur. Onu da inşallah 2019'da yaşarız diye ümit ediyorum. Peki o zaman Serkan'dan biraz da zaman çalarak bir famous last words yapabiliriz. Bağımsızsınız, ben yokmuşum gibi davranın. İnsanlar burada, en son olarak ne söylemek istersiniz gitmeden önce? Ben hemen ekosisteme o zaman atıfta bulunayım. Birçok oyuncusu burada, birbirinizle daha iyi anlaşmamız gereken, daha fazla birlikte hareket etmemiz gereken, zor günlerin geçtiği bir dönemdeyiz. Umarım bunun gibi etkinlikler ama faaliyete dönen birliktelikler artarak devam eder. Ben hep bunu söylüyorum, girişimci arkadaşlar da bilir. Bardağımız yarı dolu. Dol tarafından bakıp, bakmasını bilip boş kısım için çok çalışmamız gerekiyor. Yarısı boş diye başlamamak zaten kaybetmek demek. Kaybedeceksek de önce oynamamız lazım. Dolayısıyla o iyimserlikle başlayıp daha sonra çalışmak gerekiyor. Bu girişimcinin içindeki o drive'ı, o bırakmama gücünü veren asıl şey bu diye düşünüyorum. Ve Ali'ye veriyorum sözü. Ben yıllar önce Türkiye'deki girişim ekosistemini bir şeye benzetmiştim. Bir Google'lu saate benzetmiştim. Bir Google'lu saat var, benim de bir tane de var, kırık. İşte ama içinde her şey var aslında ihtiyaç duyulan. Google kuşu var, çarkları var, her türlü sarkaç var falan. Ve işte ne oluyor? Arası da bunlar değiyor birbirine, dönüyor çarklar ve Google kuş çıkıyor. İşte Opsgenie oluyor, Trendyol oluyor, yemek sepeti oluyor. Bizim bir şekilde bu Google saati saat başı haline getirmemiz gerekiyor. Ve dediğimiz gibi işte gördüğümüz gibi bütün komponentler artık yavaş yavaş burada. Artık bizim pek bir excuse'umuz kalmadı. Ya para yok diyorduk, fonlarımız var, TÜBİTAK anlamıyor biz diyorduk, anlıyormuş, gösterdi yaptığını, Elif Hanım çok sağ olsun, onlar var, girişimciler başarı hikayesi yazıyor. Artık her şey yer yerinde, Ömer abi burada örneğin, hoş geldiniz. O yüzden her şey yerinde, artık pek bir şeyimiz kalmadı dünyaya karşı. Bu yok, şu yok, şu eksik deme lüksümüz pek kalmadı ve azaldı diye düşünüyorum. Yeter ki demiş olduğunuz gibi buradaki saatin parçacıkları, çarklar, bu kuşları, sarkaçlar bir şekilde bir araya gelsin ve bir şekilde bu saatin düzgün çalışmasına imkan verelim. Peki. Ben de ayrılmadan önce şunu söylemek istiyorum. Daha az Black Mirror seyredin, daha çok Blacklist seyredin. Tencere dibin Black Mirror, seninki benden Blacklist deyin ve büyük usta Steve Jobs'ın dediği gibi eğer korsanlık yapabiliyorsanız neden orduya katılasınız ki? Biz terk ediyoruz, bizden sonrakilere yer bırakmak süper, için. Süper. Üstad çok sağ ol. Teşekkürler. Çok sağ ol. Kerem'cim çok sağ ol. Hadi canım, seni öpeyim de. Beni öpmeden uğurlama Ali. Hadi çok sağ ol, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de sevgili Volkan Akı'yı, gazeteci, dostum, arkadaşım sahneye davet ederken Türkiye'nin en önemli 3 üniversitesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ
ve Bilkent'in teknoparklarının yöneticileri sahneye davet edeceğiz. Okan istersen o sahne tabii ki. Tamam. Ve sahnede senin iznin olmadan olmaz. Evet. Ben lütfen konuklarımı davet etmek istiyorum. Sayın Deniz Tunçalp. Evet geliyor Deniz Bey. Faruk İnaltekin. Faruk Bey'i de rica ediyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet. İknur İkiyü Azgül Hanım'ı da rica ediyorum. Evet. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Böyle bir moraller bozuldu gibi ya. Biraz böyle çok şeyimiz düşmesin bence. Evet yani yine de her şey nasıl? Evet kahve arası mı var arkadaşlar? Burayı da dinleyelim lütfen. Sohbet etmeyin. Yani üçünüz de böyle yan yana deyince böyle hani podyuma çıkardık. Üç tane üniversite aralarında güzellik yarışması yapacağız diyeceğim ama hanımefendi açık ara kazanacağı için ona pek o olaya pek girmeyeyim ama 2018-2019'u birlikte değerlendirelim istiyorum tabii. Ben şöyle bir izlenim aldım açıkçası. Özellikle Elif Hanım'ı da dinleyince TÜBİTAK'tan şimdi 40 bin şirket var çıkarmışız. Orada bir sürü şey çıkarmışız. Girişimci Kaan Bey diyordu ki 6000 fikir geliyor bana ki sizlere de bir şey geliyor ama şimdi rakamlara dönük bunun patente yatırım almaya dönüştüğüne baktığımızda aslında performans orada bir yerde kopuyor. Yani fikir çıkarmada problem yok, şirketler de kuruluyor ama orada işte devletten kaynaklı, belki kültürden kaynaklı, belki investorlardan, yatırımcılardan kaynaklı, belki finanstan kaynaklı. Deniz Bin geçen söylüyordu finans diye bir yerde dinledim televizyonda. Belki bundan kaynaklı birçok problem de var ama biz önce sizleri değerlendirelim. Çünkü sizlerin olduğu nokta tüm bunların aslında kesiştiği nokta. İşte değil mi? Gençler orada. Eğitim ve yani işin bilgi tarafı orada. Bunu sanayi ya da endüstri ya da ne bileyim pazarla entegrasyonu orada. Fikirlerin geliştirilmesi için mentorluk ve destek orada. Yani sizin oradan bakış açınızı da çok önemsiyorum o açıdan. Hem sizin yaptıklarınız bu anlamda çok önemli. Hem de buradan çıkaracak sonuçlar, sizin gözlemleriniz, işte gençlerle ilgili, patentlerle ilgili şeylerde, dönüşümlerde gerçekten sıkıntılar da görünmüyor değil. Ama bir potansiyelde çok iyi ve net bir şekilde görünüyor. Oradan da hani biz bileti almışız yani bir piyango hani şey gibi değiliz. Hani demişler ki hani istiyormuş ikramiye çıkmasını ama bir türlü bilet almadığı için ya demişler bir gün bilet al da ondan sonra ikramiye çıkar mı çıkmaz mı o zaman anlayalım sana. Sonuçta biz ikramiyeye adayız ama burada bir eksiklik var. Bu numaralar bir şekilde bize denk gelmiyor. O yüzden önce bir 2018 sizler açısından nasıl geçti? 2019'a nasıl bakıyorsunuz? Oradan başlayalım. Daha sonra da bu dediğimiz konuya belki biraz gelir. Sizden başlayalım. Hemen hanımlara bir pozitif ayrımcılık yapalım hemen. Teşekkür ediyorum. Evet. ODTÜ Teknokent Girişim ve Yatırım AŞ Genel Müdürü İknur Hanım. Oradan da şey yapmış olalım. 2018 nasıl geçti ODTÜ Teknokent açısından? Bugün aslında çok kez bahsedildi Opschini. Opschini bizim için çok büyük bir başarı hikayesi oldu. Evet. Büyük bir yatırım, daha doğrusu satın alma diyelim. Dolayısıyla bizim elimizde 4,5 yılda sonuçlanan bir exit'in olması bizim için çok kıymetliydi. Diğer taraftan bizim tabii uluslararası açılımlarla ilgili çok fazla San Francisco ofisimiz ve diğer açılımlar, Growth Circuit tarafı var. Evet. Orada da bizim 20'ye yakın küçük yatırımla aslında erken aşama yatırım tarafında bizim de kendi çapımızda bazı girişimlerimiz oldu. Growth Circuit aslında bunlardan bir tanesi. 20 evet. tane yatırım yaptık, küçük yatırım. Dolayısıyla bunun aslında TÜBİTAK desteğiyle de artacağını öngörüyoruz biz de. Diğer taraftan tabii ülkenin getirdiği şey kötü ortam bizim startuplarımıza çok fazla etkiledi. Ama bunun içinden sıyrılabildiğimizi düşünüyoruz. Bilişim İnovasyon Merkezi diye bir merkez kurduk aslında. Orada büyük şirketlerle küçük şirketleri bir araya getirdiğimiz bir yapı kurgulamaya çalıştık. Bilişim İnovasyon Merkezi. Aynen öyle. Yarın da resmi açılışı yapılacak Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımlarıyla. Dolayısıyla böyle bir zor bir dönemde aslında birkaç tane büyük adımla 2018'i... Bilişimdeki şeyleri, inovasyonu endüstriye aktardık.
var mı? Şöyle aslında büyük şirketlerle küçük şirketler arasındaki etkileşimi artıracağımız bir ortam yaratmaya çalıştık. Orada Samsung da var, Opsgene de var, Onedio da var. Evet. Onun dışında ULAK gibi işte kamu destekli büyük şirketler de var. Evet. Onların yer aldığı bir merkez burası ve bir etkileşim alanı. Onun alt katında da 2300 metrekarelik bir coworking alanı yaptık. Aslında Ankara'da, Türkiye'de çok fazla, İstanbul'da yayılmaya başladı ama Ankara'da pek olmayan bir açılımdı. Dolayısıyla bizim için 2018 birkaç tane büyük adım attığımız güzel bir yıl oldu. İyi 2019 için. Hap olarak ne kadar şu anda şirket sizin ekosisteminizde şu anda? 380 teknoloji şirketi var. Yaklaşık, 380 teknoloji şirketi var. Yaklaşık 7500 kişi. Yani İşte benim demek istediğim de bunlar. Şimdi oradan da böyle rakamlar gelecek ama bunun dönüşümüyle ilgili belki bir takım şeyler var. Bu tarafa geçelim mi Faruk Bey'e? Faruk Bey, sizden de bir 2018 değerlendirmesi alayım. Size başka sorularım da olacak bu arada. Bilkent Cyberpark Genel Müdürü. Evet. Teşekkür ederim davetiniz için. Ankara'ya karşı İstanbul rekabetini de göreceğiz birazdan. 2018 biraz zor bir yıl oldu aslında. Biz böyle gazlara gelmeyiz. Ben de gaz vermeye çalışıyorum ama olmuyor. Şimdi Ankara İstanbul'un şöyle bir farkı var. Ankara biraz daha kamu odaklı gidiyor. Evet. Ankara için şunu söyleyebilirim. 2018 zordu ama kötünün iyisi bir senaryo gerçekleşti. Onu da şöyle söylüyorum, ben kendi ifademle söyleyeyim. İş vardı ama para yoktu. Böyle geçti 2018. İş yoktu. Daha kötüsü ise iş de yok, para da yok hali var. Evet. Yani ama 2018'de para yoktu. Para yok. İş vardı. İşler verildi. İhaleler devam etti. Özellikle evet. Ankara odağında konuşuyorum. Evet. Dolayısıyla kötünün iyisi bir senaryoyla geçirdik 2018'i. Ama öbür taraftan baktığım zaman güzel exitlerin olduğu bir yıldı. Yatırımların devam ettiği bir yıldı. Evet, 2017'ye göre düştü ama bunun birçok sebebi var. Hani ben Cyberpark üzerinde konuşmuyorum bu arada. Evet. Bütün teknoparklar genel rakamlar itibariyle. Evet, siz zaten dernekte de Teknoparklar Derneği'nin de başkanısınız. O yüzden de önemsiyorum. Evet. Sağ olun. Şöyle bir durum oluştu. 2017 evet rakamlar oldukça yükseldi. İşte iki büyük fonun son yılıydı. Onu bitirmeleri gerekiyordu. Ve birkaç unsur birleşince 2010'daki yatırımlar ciddi bir şekilde tabir caizse şişti yukarı doğru. 2018 neden daha düştü? Bunun aslında birkaç sebebi var. Ekonomik şartları bir tarafa koyabiliriz. Hani borsada da olur. Sürekli bir yükselme göremezsiniz. Biraz bir es vermek gerekir. Onda etkisi vardı. TÜBİTAK'ın yakıt koyacağı 2017'den beri konuşuluyordu. Fonların o yüzden bir dakika ağırdan alalım da bari kurarken TÜBİTAK'ın yakıtıyla kuralım gibi bir yavaşlaması da ister istemez oldu işin doğası gereği. Evet. Bunların hepsini üst üste koyunca 2018 evet 2017'ye göre daha az yatırımın gerçekleştiği bir yıldı. Evet. Ama ekosistemin bütününe bakınca aslında mesela Ali Bey'in de söylediği bir şey vardı. Son birkaç yıldır ben ancak şeyi duyuyorum dedi. Girişimcilerin uluslararası vizyonunu duyuyorum dedi. Hı hı. Öbür taraftan işte 2017-2018'deki exitlere bakınca bunların 12-13-14'teki exitler olduğunu, girişimlerin exitler olduğunu aslında yatırımcı olduğunu için de iyi mesaj değil mi? Exit edilebilme ve exit tabii seviyelerine gelebilme, biraz da olumlu taraflarından düşünelim. Yani kaç exit var demek Türkiye'de? Ki çıkılabiliyor ve bir değer yaratılmış. Tabii. Sonuç olarak bu yatırım için uygun bir mesaj, iyi bir mesaj aslında. Eğer arkasını getirebilirsek yatırım ve geliştirme anlamında. Ya bunların hepsi birlikte gidiyor. Farkındalığın artması bir taraftan geliyor. Yatırımcının girişimcileri fark etmesi, girişimcilerin uluslararası vizyonu görmesi. Yani Çin örneğinde vardı. Patent Amerika ilk defa geçti ama ekonomik büyüme de buna paralel geldi. Hiçbiri tek başına gitmiyor. Evet. Ekosistemimiz de aynı şekilde. Evet. Yalnız tek başına yatırımcılar yükselir ama girişimler, teknoparklar öyle kalır. Öyle bir şey yok. Sizde ne kadar şu anda fikir var? Nasıl bir şeydesiniz 2018'de? Bizim şu anda 2018 sonu itibariyle yaklaşık 260 yüksek teknoloji firması yer alıyor. Bizim 400 dönümlük bir arazide 15 bina, 260 civarında firma, 4000 küsür personelle yer alan bir ekosistem. Evet. Özellikle ekosistemi kullanıyorum çünkü bu önemli. Siz girişte söylediniz onu güzel bir şekilde, hani benden daha güzel söylediniz, öyle diyeyim. Tabii. Şimdi bahsettiğimiz bütün konuların aslında tabanında teknoparklar yer alıyor. Evet. 90'larda işte tekmer yapıları kuruluyor ama 2000'lerin başında teknoloji gelişme bölgeleri kanununun kurulmasıyla hani eli yüzü düzgün, adı sanı belli, teknoloji tabanlı girişimciyi destekleyecek ilk yapılar teknoparklar oluyor. Daha sonrasında hani
TÜBİTAK mekanizmaları, KOSGEB'in mekanizmaları, hızlandırıcılar, ön kuluçka hizmetleri, kuluçka hizmetleri, evet. VC'ler, melekler, onlarla ilgili kanunlar, işte son gündemde crowdfunding'in i̇şte kanunu geliyor. Hepsinin kesiştiği yer dedin ya. Yeni yeni birleşirken evet, bir anda işte da yüzden, exit hikayelerini duymaya başladık. Evet, 2019 ve sonrası yapılacaklarınız o yüzden önemli. Onları evet. Son turda alacağım. Hemen Deniz Bey'e veriyorum. Tabii ki abi hemen Ankara'ya verdi. Sen de İstanbul burada duruyor. Ben mikrofonumu baştan kaparak. Evet, o, evet. Tabii ki baktı. Şimdi Ankaralılardan aslında, iş çıkmayacak. Evet. Bari İstanbul olarak. Estağfurullah. Şimdi tam da böyle bir durum var. Biz ekosistemin yaklaşık yarısının ilgisini çekebiliyoruz. Evet. Yarısının ilgisini çok çekemiyoruz. Belki en birimliler onlardır. Değil mi? Belki de öyle. Exit oradaysa ayda yedik zaten. Kararını yani. Vermiş de olabilir. Uzaktan şimdi, izliyordur. Çaktırmak istemiyordur. Bu exitlerin hepsinin parasını ekosisteme döndürebildiğimiz gün o zaman bir ekosistemimiz var demektir. Çünkü ekosistem nedir? Bir şeylerin, uzmanlığın, paranın, insanların sirküle ettiği, öğrendiği, evet. Geri döndürdüğü doğal bir döngülü sistem. Şimdi exitler ne zaman çil çil yatırım olarak içeriye dönecek? Çekirdekten çıkan girişimciler o yatırımları nasıl yatırımcı o kimliğiyle ekosisteme döndürecekler? Ben o zaman diyeceğim ki Türkiye'nin sağlıklı bir vallahi ekosistemi var. Bu vizyona doğru gidiyor olmamız lazım. Tabii. Yatırımlar. Yani şu an ODTÜ'de de İTÜ'de de yeni tarihte Situs Data'nın exit'i oldu. Evet. Amerika'da kurulup Ar-Ge'sini Türkiye'ye getiren firmalar diye bir fenomen var. Bunu yaşıyoruz aslında hep beraber. Sosyal kapitalini, finansal kapitalini, yatırım gücünü Amerika'da alıp ama iyi vatandaş ve Türkiye'nin iyi Ar-Ge mühendislerinden faydalanmak için hem kendileri iyi vatandaş olduklarından hem Türkiye'de iyi mühendislik eğitimi yapıldığı için Ar-Ge merkezlerini Türkiye'ye getiren firmaların exitleri bunların birçoğu. Evet. Ofçeni de öyle, evet. Situs da öyle. Bu da, bu da potansiyeli göstermiyor mu acaba? Tabii biz daha yeni tarihte de bizim en sevdiğimiz İtalya Teknokent olarak yurt dışında Türk co-founder'lı girişimlerin Avrupa'da, Amerika'da girişim merkezlerini, Ar-Ge merkezlerini Türkiye'ye, İstanbul'a döndürmek ve bir nevi tersine beyin göçü. Ve bunun burada nitelikli istihdamı ve bunun saçılma etkisiyle Türkiye'de yeni uzmanlıklar, yeni iş ilişkileri, dünya ile ilişkili bir yapı kurmak. Bu konuda bence her teknoparkımız oldukça başarılı. Biz de, diğer teknoparklar da. Bizim yok, logomuzun yanında Brighter Together, birlikte ileriye yazar. Biz demin onun için dedim biz böyle gazlara gelmeyiz diye. Her işte ortak bir şeylerimiz var zaten. Zaten öyle olması İşte fonlarda lazım. Vesaire. Çünkü bu çağımızın rekabeti eski usul rekabet gibi değil. Sende evet. Var, bende var. Bende 300 firma var, sende 300 firma. Bu öyle bir devir değil. Bu network çağı. Dolayısıyla evet. Biz ne kadar birbirimizle connected oluyorsak o kadar bir merkezi ağ topolojisine sahip oluyoruz. Evet. Önemimiz artıyor. Kesinlikle. Sağlayabildiğimiz dışsallıklar, faydalar artıyor. Bizde de an itibariyle 300 firma var. Teknoloji evet. Firması. Bunlar 7200 kişi çalıştırıyor yaklaşık 10 binada. Sadece çekirdeğe son 2 yıldır 10.500-11.000 civarında başvuru geldi. Evet. Yani İTÜ Teknokent'te birkaç hareden mamul görmek lazım. Bir Teknokent firmalarımız var. Bu demin dediğim 300-7200-10.000'a. Bir de bunların etrafında bizim ekosistem olarak girişimcilik programlarıyla sardığımız 1000'e yakın, 800-1000 arasında çeşitli startup var. Bizim programlarımızdan yaklaşık son 7 yılda destek alarak var olan. Evet. Ve bu bir hareyle biz bu ekosistemi sarmaya çalışıyoruz. Bunun da temelinde şöyle bir hesap var. Açın bakın yani İsrail'de 12-13 bin startup var bugün aktif bir şekilde çalışan ve İsrail çok çok büyük bir ekonomi, çok kalabalık bir nüfus değil. Evet. Şimdi Türkiye'de ben geçen Startup Watch'tan baktım. Bugün yaşayan Startup Watch'ta kayıtlı firmaların her birinin de startup olduğu kabulünü yaparsak 3 bin civarında firma var. Şimdi bunu ne zaman 10 bin lira, 15 bin lira Türkiye'nin ölçeğine uyan bir ölçeğe çekeceğiz? Bu aynı zamanda şu da demek. Türkiye'nin sermaye birikimi geleneksel olarak zaten kalkınma dediğiniz şey bir sermaye biriktirme çabası. Türkiye'nin geleneksel birikmiş sermayesi devletiyle, özel sektörüyle bu işlere akmaya başlayacak. O zaman bir evet. Ekosistem ve bir hareketlenme ben olur. Burada TÜBİTAK'a hep beraber teşekkür etmemiz lazım. Evet. Bu 10 fonun 5'inde bizim ortaklığımız var İTÜ Teknokent olarak. Çok ihtiyaç olan bir can suyunu belki özel sektöre öncülük ederek koyuyor. Zaten kurumsal VC'lerimiz vardı ama daha büyük evet. Sermayenin bu TÜBİTAK'ın işe giriyor olması şeyini lazım. Gördük. Evet. Son bir 3-4 dakikamız dolayısıyla kaldı. Dolayısıyla ben böyle evet. Giderim anlatmaya. Yani evet yani onu fark ettim. O yüzden son turu da bir şans kalsın diye. Hanımefendiden başlamak üzere, ODTÜ'den başlamak üzere.
bekliyor, birkaç satırla neler bekliyoruz? Onu bir turla hemen birkaç satırla bitirelim. Yani 4 dakikamız var şu anda. Bugün çok söylendi ama bizim zaten hedefimiz hepimizin ortak yani global düşünen girişimci yaratmak, onları büyütmek bir şekilde. Evet. Dolayısıyla 2019 yine bununla geçecek ama bir noktada biz sadece İTÜ'de benzer bir şekilde yüzümüz biraz daha Amerika'ya dönmüş durumdayız. Hani hızlı hızlansınlar, çabuk gitsinler diye. Evet. ODTÜ için bir gitsin 2019... diyorsunuz, bir kalsın diyorsunuz. Ben de onu anlamadım. Gitsinler, görsünler. Evet, parası gelsin. Kalıyorlarsa kalsınlar orada. Çünkü biz bunu Udemy'de çok güzel gördük. Yani ODTÜ'de yaşadık. Şu anda 200 kişilik bir teknoloji firması Udemy, ODTÜ Teknokent'in içinde. Ama tamamen Amerika, Deniz Hoca'nın anlattığı örnek. Ama tabii yüzümüzü biraz daha doğuya da dönmemiz gerektiğini çok farkındayız. O yüzden biraz uzak doğu, biraz da Avrupa tarafında bir şeyler yapmak üzere bazı girişimlerimiz olacak. Her yerde yakında, fırsatlar var mutlaka. Her yerde fırsat var. Sadece Amerika diye bakmamak lazım. Tabii ki diğer taraftan bizim Teknokent'te girişimcileri büyütmek için yaptığımız bütün desteklere yine tam gaz devam ediyor olacağız. Bizim de ümidimiz TÜBİTAK'tan gelecek fonlarla büyüyecek girişimler diyorum. Vallahi TÜBİTAK olayı herkes inşallah öyle. Evet, Faruk Bey sizden de alayım. Biz de ümidi TÜBİTAK'a bağladık diyerek. Vallahi TÜBİTAK'tan her şeyimiz TÜBİTAK oluyor. Yaşasın devlet, yaşasın TÜBİTAK. O işin şakası TÜBİTAK. Tabii ki. İşin açıkçası globalleşme kesinlikle işin odağında var. Ben farklı bir ifadeyle şöyle söyleyeyim. Biz Türkiye'de üretip, burada üretip yurt dışına satacak modelleri geliştirmeye çalışıyoruz. Yani gitsin mi kalsın mı diyoruz ama orada bir ofis olabilir, bir işler yapabilir ama üretimini burada yapmasını ve işin ruhunun burada olacağı modelleri biz desteklemeye çalışıyoruz. Evet. İşin temelinde aslında bu yatıyor. Ben şöyle bir şey aslında söyleyeyim. Teknoparkların geçmişi aslında 17 yıl. 2001 yılında ilk teknoparklarla başlıyor. 18. yıla geldik şu anda. Hani bir kurumda, bir kişide, bir toplulukta, küçük bir toplulukta kültür yaratmak için iyi bir zaman 17 yıl. Ama bizim bahsettiğimiz konu bütün ülkede bu kültürü, bu farkındalığı yaratmak. İyi bir yerde miyiz teknoparklarda? Siz uluslararası örgütte de görev yapıyorsunuz. Evet, uluslararası teknoparklarda. Yani iyi bir yere koyar mısınız Türkiye'de teknoparkların verimliliğini? Kesinlikle iyi bir yere koyabilirim. En iyiler hangi ülkede? En iyiler İngiltere'de büyük ölçüde. İngiltere'de. İngiltere. Amerika zaten farklı bir boyutta. Biraz modeller bir yerleşim. Hani Amerika baktığım zaman teknopark kavramı şu bölge teknopark diyebileceğiniz bir durumdan artık çıkmış durumda. Başı sonu belli olmayan yapılar var ama bizdekine en yakın model destekleriyle, teşvikleriyle, imkanlarıyla, ekosistemiyle şu anda görünen İngiltere. Biz geride miyiz? Evet, gerideyiz. Bunu kabul edelim ama hızımız, ivmemiz oldukça fazla. Yani kapatabilecek durumumuz var. Ne önemli bence? Bizim en ciddi şeyimiz, eksikliğimiz işbirliği kültürümüz. Evet. Bunu kesinlikle vurgulamamız gerekiyor. Yani hocam söyledi yok rakam yarıştırması, benim senden şuyum fazla değil. Verimlilik önemli. Ya hepsi artık sonuçlar. Terminolojide giriyor. Hani competition'dır vesaire. Birçok farklı şeyde kullanıyoruz. Artık rekabet içerisinde işbirliğini bizim hep beraber sonuç iyi olsun da kimden geldi çok önemli değil. Evet, aynen. Deniz Bey son benim bir iki heceleri. Evet. Şimdi biz çekirdek diyoruz. Birkaç şey yapıyoruz şu an. Bir, Teknokent'te ciddi bir katma değer yürüyor. Sağladığımız teşviğin bilmem kaç katı kadar bir istihdam, ihracat, bunları rakamsallaştırıyoruz. Önümüzdeki dönemde kamuoyuyla da paylaşacağız. Yani kamuoyunun gönlü rahat olsun. Teknokentlerde harcanan vergi teşviğinin çok ciddi bir misli bir katma değer Türkiye'de üretiliyor. Bu anlamda da Türkiye belki dünyada kendi ölçeğindeki ülkelere örnek olabilecek bir modeli ortaya koymuş durumda. İyi işleyen teknokentleri bakımından. Türkiye'de 80 tane teknopark var. Ben yani iyi işleyenleri, bizleri kastediyorum daha çok. Evet. Bir bu tarafı önemli. Bunu bir içimize sindirmemiz lazım. İki, şu an İstanbul'a dönük özellikle Balkanlardaki girişimlerden çekirdeğe bir ilgi var. Biz önümüzdeki yıl programlarımızı ve Big Bang'i İngilizce yapabilir miyiz ve Balkan ülkelerinden startupları da İstanbul'da işini büyütmeye doğru çekebilir miyiz? Bir bölgesel, yerel bir cazibe merkezi yatırımıyla, müşterisiyle oluşturabilir miyiz? Buna bakıyoruz. Artı müşteri de sıkıntı var. Girişimcilerin özellikle kendisine güvenen, erken aşamaya rahatça satın almaya yönelen firmalara ulaşması lazım. Bir hazırlığımız var. Daha çok girişimciden mal almak isteyen, müşteri olmak isteyen firmalara bu kanalı açacağız. Bir de Türkiye'de ciddi bir otomotiv sektörü biliyorsunuz. En ciddi ihracatı, istihdamı, katma değeri sağlayan sektör. Bununla ilgili bir duvara doğru kaşıyor sektör. Nedir? Elektrikli araç dönüşümü. Elektrikli araç geldiğinde bütün konvansiyonel araç teknolojileri
Hani çöp demesem de ciddi bir yenileşme. Evet, yani eski Nokia, Ericsson telefonlar iPhone'a döndüğünde ne olduysa arabalara da öyle olacak. Dolayısıyla bununla ilgili de bir hazırlığımız var. Teknokent tarihinin en büyük yatırımını yapıyor. Neredeyse İTÜ Teknokent'i ikiye katlayacak bir altyapı yatırımı yapıyoruz. Güzel elektrikli abi. Araç Ar-Ge'siyle ilgili, otomotiv Ar-Ge'siyle ilgili Türkiye'nin bütün ekosistemini bir araya getirip bu dönüşüme sektörü hazırlamakla ilgili hem bir kümelenme başvurumuz var bakanlık nezdinde hem de bu bilinci yan sanayide, ana sanayide oluşturmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin otomotiv firmalarıyla Tesla'ya, Amerika'daki araba elektrikli araç üreticilerine mal satabilir miyiz diye Amerika turu yapacağız. Çok teşekkür ediyorum Deniz Bey. Bunun dönüşümünü hızlandıralım diye. Çok teşekkürler. Tebrik ediyorum. Bütün şeylerden hep güzel haberler. Aynen öyle. Bir helva meselesi var. Helva klasiktir pişiyor, ama evet. Yani bir o helvayı da inşallah yaparız. Çünkü ülkenin geleceği orada. Sizlerin katkısı, devletin katkısı. Yani hep beraber olması lazım. Kadar yapay evet. Zekanın da büyük verinin de baba yiğitlerinin çıkması gerekiyor. Onu da İTÜ ve ODTÜ, Bilkent inşallah onlardan gördükçe daha da hızlı büyüyecek. Volkan sana çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine teşekkür ediyoruz. Emeklerine teşekkür ediyoruz. İsterseniz kahve arasına bırakalım. Çünkü evet. Çok zamanımızı açtık. Teşekkür ederiz. Denizciğim çok sağ ol. Anlayışınıza teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ankara'dan gelenler de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar kahve arasına erken gidenler cezalı. Onlar ilk önce oturacaklar. Söyleyeyim herkesi tespit ettik. Biralarımızla. Onlar erken oturacaklar 5 dakika. Uzatmıyoruz. Arkadaşlar öğleden sonra önemli paneller var. Ayrıca Bakan Mehmet Fatih Kacır gelecek. Kendisi girişimcilerle tanışmak istiyor aynı zamanda. Burada olmanızı öğleden sonraki seansı kaçırmamanızı tavsiye ederim. Yapay zeka ve sosyal girişimcilik ve kurumları anlatacağız. Ve hızlanan girişimlerde de hem getiri inceleyeceğiz hem Serkan Boronçalı oradan bana bakıyor. Sevgili Serkan'ı da sahnede göreceğiz. Kahveden sonra bekliyorum.
Evet arkadaşlar, kahve arası sohbetler uzar gider. Ama ben sizi şuraya davet ediyorum. Son iki dakikanız var. Bakın herkes burada. İTÜ Arı Teknokent'in hem Kenan, sevgili Kenan, hem Deniz Yanyanlar görüyorsunuz. Hem bütün teknoparklar bir arada. Böyle güzel manzaraları başka yerde bulamazsınız. Böyle güzel insanları. Buyurun şimdi hepinizi lütfen kahvenizi, içeceğinizi alın. İkinci bölümde daha da enteresan konuşmalar var ve sevgili Volkan'a devredeceğim. Evet arkadaşlar, kahveleri ellerinden toplayacak ya da buraya geleceksiniz. Mecbur. Evet. Haydi. 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 Değneksel. Haydi haydi diye toparlasınlar orada. Kime alıyorsun? Ben sizin en sona koydurdu benim Nazım abi, tamam. Geleceğim diye daha sonra sizinki. Ama kaçta gel. Kaçta oldu? 5 çeyrek geçe filan. Olur. Tamam. Buyurun arkadaşlar lütfen. Nasılsınız? Hayır, sağ ol. Çok teşekkür ederim.
Mikrofon. Alo. Evet, evet, evet. Hadi. Arkadaşlar, başlıyoruz. Ben kesin Timur'dan daha etkiliyim. Bunu kanıtlayalım hep beraber. Nerede Timur? Kahvenizi alabilirsiniz. Kahveyi getirmek, yiyecekleri sokmak alana serbest. Alana kahve ve içecek sokmak serbest. Değil mi Serkan? Bir şeyimiz yok. Evet, bekliyoruz herkesi. Sohbet güzel, network zamanımız var. Bu eventlerin en önemli tarafı tabii network. Herkes bir şeyler kendi çapında anlatmaya, ne diyelim, aktarmaya, birileriyle tanışmaya da çalışıyor. Aslında önemli fonksiyonlarından bir tanesi de bu. O yüzden sadece rakamsal olarak bakmamak lazım konuya. En büyük konulardan bir tanesi bu. Evet. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Hocamı dinlemeyi kaçırmayın lütfen. Kendisi çok önemli bir insan. Evet. Ben hemen konuklarımı da davet etmek istiyorum. Evet. Ben yine sahneye çıktım. İkinci panelimizde konuklarımız TT Ventures'tan Muhammed Özhan Bey. Kendisini davet ediyoruz. Evet, Muhammed Bey, ben de sizi arıyordum gözlerim. Hoş geldiniz. Evet, İdea Kapital Cem Baytok. Çoğunuz tanıyorsunuz zaten Cem Bey'i. Cem Bey, hoş geldiniz. Evet, Reşit Doğan Bey, Mental App. Buradalar mıdır? Evet, Reşit Doğan Bey de geldiler. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi aslında pek çok konu konuştuk. Yatırımlar ve diğer konularla ilgili. Sizler de aslında iki tane yatırım tarafı var. Mental App'ta çok ilginç bir girişim. Gerçekten ben de çok tanımıyordum açıkçası ama gelmeden önce biraz inceleyince gerçekten çok hoşuma gitti. Ondan sonra bu zeka şeylerle ilgili, girişimlerle ilgili. Biz de oynayabiliyor muyuz onunla? Tabii ki. Yani gelişir yani zeka. Aynen aynen. İyi güzel. O zaman ben de oynayacağım kesinlikle. Ama satın önce almanız gerekiyor. Nasıl? Satın almanız gerekiyor. Satın almamız lazım değil mi? Hayır, sadece ilkokul öğrencileri falan dediler. Onlar da iyi gelebilir. Fena değil. Güzel şeyler var yani içerisinde. Yok, ben de oynuyorum. Siz oynuyorsunuz değil mi? İyi, o zaman bir sakıncası yok yani. Tamam. Peki tabii ki yatırımla o kadar çok not almışım ki hangisiydi karıştırıyorum bazen. Şimdi önce yatırım tarafından isterseniz başlayalım ve o şekilde biraz ilerleyelim. Muhammed Bey, önce iki şey rica ediyorum sizden. TT Venture olarak konu çerçevesi, yatırım çerçeveleri, Türk Telekom'un o şeyin içerisindeki girişim felsefesi ve neler yaptığınızı çok kısa bize özetlerseniz. Oradan da belki burada Mental App'ın şeylerinden de biraz bahsetmiş oluruz. Merhaba öncelikle. Yani Türk Telekom'u herkes biliyor. Türk Telekom yaklaşık 2013 yılından beri startup ekosisteminde ciddi bir oyuncu. Özellikle bizde bildiğiniz gibi bir pilot programı var. Bu pilot programı bizim evet, aslında startup ekosistemine giriş ekranı diyebiliriz. Bu ekran üzerinden startuplara... Mental App'ta onların içinde bir girişim değil mi? Pilot programı içinde. Mental App, evet, şu anda aslında... Evet. Diyebiliriz açıkçası. Daha sonra girecektim de. Evet. Bizim pilot programıyla beraber yaklaşık olarak biz 2013 yılından beri 60'a yakın startup'a ciddi destek verdik. Bunlar tamamen karşılıksız destekler. Ve büyük bir kısmı finansal ve bir kısmında finansal olmayan destekler olmak üzere. 2017'ye geldiğimiz zaman Poldoni'nin de tekrardan yönetime gelmesiyle birlikte biz startup ekosisteme bakış açımızı değiştirdik açıkçası. Yeni dönemde şunu yapmaya karar verdik. Biz gerçek bir CVC kuralım. Yani bir corporate venture capital şirketi kuralım. Bunun için belli bir bütçe ayıralım ve bu bütçeyle belli aşamaya gelmiş şirketlere yatırım yapalım. Bizim temel stratejimiz
Sizi temel istediğiniz yatırım yapmak, direkt içerisine girmek mi? Şöyle, tam öyle değil. Üç tane alanda, yani üç sektörde öncelikli olarak yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bunlardan bir tanesi sağlık, bir tanesi enerji, bir tanesi de eğitimdi. Evet. Sağlık alanında bir yatırım yaptık. Dr. Turkey diye bir uygulamaya. Orada önemli bir beklentimiz var. Yavaş yavaş da o da büyümeye devam ediyor. Arkasından geçen sene Mental App'a yatırım yaptık. Burada belki de bence bir ilk olan bir işi bir VC ile beraber yaptık bu yatırımı. Ortaklaşa yaptık. Tamamen bir co-investment diyebiliriz buna. Evet. Bu da özetle Türk Telekom Ventures'ın, TT Ventures stratejisi belli sektörlere stratejik destekler vermek. Bunu desteklere verirken finansal destek dışında finansal olmayan destekler de sağlıyoruz. Yani hı hı. Kısacası o startup'ın kısa zamanda büyümesi için ne gerekiyorsa Türk Telekom olarak ciddi destek sağlıyoruz. Şunu da belirtmek gerekir. Yani sadece 3 sektör yok aslında. Onun dışında ben sektör... onu diyecektim. Mesela 5G, 5G önemli şeylerden sizin girdiği şöyle bir şey dijital var. Kentler. Ben de Türk Telekom'un hani circle'ına bakınca. Doğru. Yani şimdi bizim grup şirketlerimiz de var. O alanlarda faaliyet gösteren, o evet. Alanlarda büyüyen işte bir Innova, Argela var. Argela özellikle 5G teknoloji alanında ciddi yatırımlar yapıyor. Amerika'da önemli yatırımları var. 20'nin üzerinde Amerika'da patenti var. Onlar ayrı konular. Onlar bizim Aziz tarafta devam eden işlerimiz. Evet. Ama biz bunlar Ventures tarafında düşündüğümüz, öyle çok büyük hisse almak istemediğimiz amacımız startup'ın büyümesi, onun evet. Büyümesinden sonra ortaya çıkacak değerden pay almak. Bir sonraki halka gibi yani değil mi? Yani aynen. Core business'ın yanı sıra bir sonraki genişleyen aynen. Halka olarak bakıyoruz evet. O zaman değil mi? Yani Türkiye'ye değer katabilecek teknolojileri destekleyen şirketlere evet. Biz yatıp girmek istiyoruz. Evet. Yani dediğim gibi bu üç sektör şu anda bizim önceliklerimiz arasında duruyor ama biz yakın zamanda işte Endüstri 4.0 alanında, IoT alanındaki şirketlerle ilgilendik. Yine dijital marketing tarafına baktık. Yani çok da böyle stratejinin o kısmına öyle odaklanmıyoruz. Önemli fırsatlar, önemli şeyler olursa hızlandırmayı, onlara yatırım yapmayı da istekliyiz açıkçası. Evet. İsterseniz hemen bu tarafa geçelim. Bir yatırım, bir girişim oldu. Peki. Reşit Bey biraz güzel. Anlatırsanız, evet güzel oldu. Mental App ne yapar, nasıl peki, çalışıyor, ben nereden geldik buraya? Oraya girmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün dikkatimi en çok çeken konu şu oldu. İlk bugünün açılış sunumunda hı-hı. Sektörler, kimlerin ne kadar yatırım aldığı, hangi sektörlere ne kadar yatırım yapıldığı vardı. Fakat eğitim teknolojilerinin hani hiçbir yerde esamesi bile okunmuyor. Bence çok evet. Önemli sektörlerden bir tanesi. Sadece içinde olduğu için söylemiyorum. Dünyada en çok yatırım yapılan alanlardan evet, biri aslında. Evet yani bugün İngiltere bazında bakarsanız fintech'ten evet. Sonra en çok yatırım yapılan alan eğitim teknolojileri. İşte Amerika'nın belli bölgeleri aynı şekilde ama bizde daha çok geniş bir ekosistem değil. Ben eğitim teknolojileri startuplarını topladığım zaman bir elin parmağı geçmiyor daha Türkiye'de. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Aslında biz Mental App'la 3-4 yıldır uğraşıyoruz ki benim background'ım ben bilgisayar mühendisiyim ve neuroscience alanıyla 10 yıldır uğraşıyorum. Mental App'ta aslında bizim akademik yaptığımız çalışmaların bir ürünü olarak çıktı ve biz Mental App içerisinde oyunlaştırılmış zihinsel gelişim egzersizleri sunuyoruz. Evet. Çocukların temel ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek. Biliyorsunuz artık eğitim 4.0'la ve eğitimin gittiği noktayla beraber bilginin çok fazla önemli hale gelmediği, yani bilginin eskisi kadar önemli olmadığı, öğrenmenin aslında çok daha önemli olduğu, temel becerilerin gelişmesi önemli olduğu bir yüzyıla doğru. Bir yaratıcılık değil mi yani? Yaratıcılık. Sadece emek ortadan kalkıyor, insanın fonksiyonu yaratıcılığa evet, dönüyor. Evet artık yani kimle konuşursanız eğitim teknolojisi camiasında evet. Şöyle bir deyim var. You can Google it. Yani her şeyi Google'layıp öğrenebilirsiniz ya da evet, evet. Bilgi 2-3 yıl sonra değişebilir ama temel becerilerin eğitimi çok küçük yaşlarda başlıyor artık. Bu yaratıcılık, inovatif düşünme, evet. Dijital beceriler dediğimiz şeyler. Biz biraz Mental App'ta ona ışık tuttuk. Açıkçası bizim başladığımız zaman Türkiye pazarı daha hiç olgunlaşmamıştı. Yani okul yöneticileri olsun, alanın liderleri olsun hiç bu alanlardan bir haberdiler. Biz biraz zorlandık o açıdan ama azimle devam ettik. Ve evet. Artık bugün geldiğimiz noktada Mental App Türkiye'nin çok iyi bilinen bir eğitim teknoloji markası. Hı hı. Bugün 3 milyon kullanıcıya ulaşmışız ve aktif 3 milyon kullanıcı. 3 milyon çok kullanıcı. İyi bir rakam. Bunun yaklaşık 2 milyonu Türkiye'den, diğerleri Amerika ve Avrupa coğrafyasından geliyor. Son bir yıldır da globalleşmeye doğru gidiyoruz. Evet. Bizim şirketimizin bir tarafı da İngiltere'ye bakıyor aslında. Bir tarafı Türkiye'de, bir tarafı İngiltere'ye evet. Bakıyor ve bizim ortak paydaşlarımızdan bir tanesi University College London. Hatta geçen hafta, 2 hafta önce BED'de de bir Evidence of Impact ödülümüzü aldık. Mental App'ın çocuklar üzerindeki etkisini kanıtladık aslında akademik olarak da. Biraz İngiltere üzerinden overseas satışlar,
Türkiye üzerinden de B2C ve üretim şeklinde devam ediyoruz. Evet, çok teşekkürler. Bir sonraki turda tekrar gelecek ve şeyle ilgili öngörülere geleceğim ama şimdi burada İdea Kapital'den Sayın Cem Baytok'la. Cem Bey, biraz yani sizden biraz geniş perspektif alsam olur mu? Hani tabii İdea Kapital ama siz uzun zamandır bu şey içerisindesiniz. Rakamları da gördünüz. Biraz tabii sizin yapmak istediklerinizi de anlatın. Mesela bana şu missing middle found. Yani bu ne demek? Bir onu da anlatın bana. Yani nedir orada yapmak istediğiniz? Buna ihtiyaç duyan şirketler diyorlar. Güzel bir nokta bence. İyi bir ayraç diyeyim. Ondan sonra bir de onu anlatın ama bir genel perspektiften de alırsam sevinirim. Peki. Biz İDE Capital'ı 5 yıl önce kurduk. Teknik olarak yeni fonumuz aslında birkaç ay içerisinde ayağa kalkıyor. Bu evet. Bu ikinci yatırımımız. Birincisi bir enerji verimli şirketiydi, Rengen. Rengen, evet onu gördüm. Mentlab da doğru bir iş. Evet. Bunlar bizim aslında depo yatırımı dediğimiz yatırımlar. Aslında yeni fon üzerinden next roundlarında çok daha büyük rakamlarla yatırım planlıyoruz. Nedir missing middle tarafı? Bizim geçmişimiz aslında yatırım dünyasında bir 10, yani ben 25 yıllık iş hayatım var. Bir 15 yılı doğrudan private equity ve venture capital sektörünün içerisindeyim. Türkiye gibi ekonomilerde bu gelişmekte olan piyasalar için geçerli aslında. Sadece venture capital da değil, orta ölçekli, yani mikro ve orta ölçekli işletmelerin pek çoğunda aslında belli bir boyuta gelinceye kadar bir kim zaman işletme sermayesi, kim zaman büyüme sermayesi bölümünde bir eksiklik oluşuyor ve borç finansmanı imkanlarının olduğu ama sermaye finansmanının imkanlarının olmadığı coğrafyalarda bu şirketler büyüyemiyorlar. Aslında bu bizim işte baştan beri tablonun da bir nedeni değil mi? Hani bir arıyoruz ya bu boşluk, eksiklik. Yani aslında bu Silicon Valley'nin ölüm vadisi tablosundan bir üzerine bir de burada missing middle artı ölüm vadisi sorunu yaşıyor teknoloji şirketlerimiz. Burada şöyle bir tema önemli. Biz Türkiye'yi okuduğumuzda ve dünyayı okuduğumuzda gördüğümüz şey, evet teknolojide yükselen dikeyler ya da yeni teknolojiler globalleşme tarafında potansiyel yaratıyor. Türkiye'de de güzel örnekler var ama Türkiye'de dokunulmamış örnekler de var. Bu dokunulmamış örnekler de aslında buradan daha büyük değeri nasıl yaratırız? Pastayı büyüterek yaratırız. O büyüyecek pasta nerede? Aslında bir şekilde Türk Telekom da aynı yola girmiş. Evet. Eğitimde, finansal erişimde, enerji verimliliğinde, sağlık hizmetlerinde, tarımda ve gıdada. Yani sadece dijital, sadece e-commerce'de değil. Bu alanda büyüyen inovatif şirketlere yatırım yapabilmemiz lazım. Ben yan yana koydum zaten hep aynı şeyler çıktı. Zaten co-investment'ı becerebilmemizin yolu buradan oldu. Aslında bilenler bilir, bir venture capital fonunun bir corporate venture fonuyla birlikte yatırım yapabilmesi DNA'larının uyuşmaması nedeniyle çok zordur. Pek çok zorluğu aştık. Çok da güzel bir dizayn olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani next round yatırımcının girmekte imtina etmeyeceği güzel bir yapı oluşu. Bu çok önemli. Peki buradaki amaç biraz sanki daha kamusal gibi hani böyle bir şirket bulalım daha tabii var ticari şeyler ama sizin özellikle şeyiniz neydi? Hani bakış açınız girerken. Bakın eğitimin geleceği mi? Şimdi bizim stratejimizde co-investment'ları açarız. O co-investment yapacak oyuncunun doğru katkılarının bulunması şartıyla. Güzel bir şey, Mentlab aslında bir pilot programdan, Türk Telekom pilot programdan çıkan bir şirketti. Aslında yani dizayn edilmiş, aynen öyle. Bir hazırlanmış, yapılmış. Ve Türk Telekom dolayısıyla hem oradan çıktı hem de belli bir yatırım hakkı olan şirketti. Ama bunu kötü bir şekilde algılamak yerine çok güzel sinerji yaratacak bir modele dönüştürdük. İşte şu anda yatırım sonrası dönemde olduğumuz için mesela ilk 100 gün planlamasında bayağı ekiplerimiz, Mentlab ekibi hem Türk Telekom hem biz birlikte yoğun mesai harcıyoruz. Evet. Bir telekom şirketinin katma değer sağlayabileceği çok özel alanlar var. Zaten TT de bunları görerek stratejik olarak belirlemiş. Çok güzel şeyler çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Ve bunlar aslında Mentlab'ın kendi başına yaptığı traction'ın üzerine binebilecek şeyler. Evet. Bu yüzden de biz çok mutluyuz. Yani evet, gerçekten güzel bir örnek oluşturmuş. Bu örnek kendini tekrar edecektir diye düşünüyorum. Evet. Finansal erişimde tekrar edecektir, enerji verimliliğinde tekrar edecektir. Yani Türkiye'deki sınırımız venture capital fonları tarafında zaten bir elin parmakları kadarız. Türkiye'de yarattığımız fon kaynağı çok büyük değil. Çok zor çünkü bu ülkeye para çekilmek. Evet. O yarattığımız küçük kaynağı büyütülmeyen yıl corporate venture'dan geçiyor ama corporate venture'ların da bizle birlikte uyumlu yatırımlar yapabilmesini sağlamak gerekiyor. Bu yüzden örnek, yarattığımız örnek bence çok
Güzel oldu. Çok da mutluyuz bundan. Muhammed Bey peki devam eder mi? Nasıl gider bu işler? Şimdi yatırımlar yeni şeyde neler var? Var mı? 4 dakikamız kaldı değil mi? Tamam. 3'e inmiş ama ben bir dakika aldım orada. 2019'un başındayız. Şöyle devam edecektir. Yani bizim tarafta bununla ilgili bir iştah söz konusu. Şeyi de belirtmek lazım. Yani şimdi biz TT Ventures'ın temel bakış açısı şirketi tamamen ele geçireyim, ben büyüteyim değil. Ortada bir değer varsa o değeri nasıl büyütürüz onun stratejisine odaklanıyor daha ziyade. Yani biz çok agresif oranlar, çok agresif paylar istemiyoruz açıkçası. Daha ziyade işin büyüme potansiyeli, biz Türk Telekom olarak kendi asetlerimizle neler katabiliriz? Yani bu hem altyapısal düşünün hem de üst yapı olarak düşünün. Evet. O katkılarımız neler olabilir? Eğer orada bir gelecek varsa zaten Türk Telekom birçok şeyini açıyor ve daha nasıl söylesem ılımlı bir yatırım politikası izliyor. Agresif bir ben payı alayım, önde ben olayım. Öyle bir şeyimiz yok açıkçası. Bizim daha ziyade büyüyen asetten faydalanmak ve onu bir değer yaratan bir unsurdan pay almak gibi şeyler. O var. Çok önemli bence. Bir şey ekleyeceksiniz galiba. Bizim açımızdan da ileride tabii ki daha büyük şirket halka açılmalar falan da bekleyebiliriz ama TT'de potansiyel bir alıcı tabii ki. Yani eksik şansımızı da artırıyoruz. Bu arada diyorsun müşteri de hazır olabilir yani. Evet, son söz girişimcinin tabii. Ne hayal ediyorsun? Tabii çok önemli yani serbest çalışmak. Yani son iki dakikada gelecek. Hayal değil ama gerçek, realistik bir açıdan bakarsak biz 2017'den 2018'e geçerken tam 3 kat büyümüşüz. Dolar bazında 3 kat büyümüşüz kur artmasına rağmen. Aslında bu büyümeyi 3-5 yıl daha tekrar edip bunun arkasından global bir eğitim teknolojisi oyuncusu olmak istiyoruz. Benim hayalim aslında birazca yani bakış açım bu. Evet. 100 kat mı bekliyoruz? 100 kat bekliyormuşuz. Ama şeyler iddia, beklentiler çok iddialı. 300'sü 5 kat oluyor yani. Evet. Yani gördük arka planda neler konuşuluyor. Kısmet. Ama umarım bu örnek gibi örnekler çoğalır. Bence bahsettiğiniz o şeyler bizim aradaki o eksikler, helvayı yapma konusundaki şeylerimiz. Bir de son bir şey daha ekleyeyim ben. Bilmiyorum vakitten çalıyor muyuz ama benim şöyle bir hayalim var. Hayalimi sordunuz. Türkiye'de bir ette kapı kurmak istiyorum. Yani eğitim ne? Bir önce olup aslında biz Türkiye'den. Hani bakıyoruz işte Trendyol vesaire, Peak Games gibi oyuncular var. Birçok insanın iştahını kapatıyor ama hiçbir eğitim kuruluşu veya eğitim teknolojisi firması kimsenin şu anda iştahını kabartmıyor. Evet. Burada bir önce olup buradan da üretilmesini istiyorum. Yani bir nevi aslında İngiltere'nin yapmaya çalıştığı şeyi biz de burada yapabiliriz. Hem kendi iç sistemimiz için hem de ihracat için. Çok teşekkür ediyorum konuklarımıza. Ben teşekkür ederim. Harika. Udemy'de mesela güzel bir örnek değil mi Udemy'de? Evet. Aslında. Ama Amerika'da. Mesela oraya gitti. Baktığımızda. Evet. Türkiye'de olmadan burada, burada ofisleri var. Sanırım ODTÜ'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Çok teşekkür ederim. Güzel. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Volkan ağzına sağlık. Ben yokum gidiyorum artık. Evet, çok teşekkürler. Tamam. Sağ ol Volkan. Evet şimdi sizlere yeni konuklarımı tanıştıracağım. Öncelikle gazeteci ağabeyim Talat Yeşiloğlu'nu sahne alayım. Ekonomist yayın yönetmeni. Talat abi hoş geldin. Bizi kırmadın. Şimdi de İş Bankası ve aynı zamanda Limak Enerji'nin bundan sonra hızlandırma programlarıyla, girişim sermayesi fonlarıyla neler yapacağını kendilerinden ağzına alalım. Birol Bey ne taraftaydı? Evet, Birol Bey'i alalım sahneye. Ve Mete Bey'i de şimdi sizleri dinlemek üzere. Merhabalar. Talat abi bırakıyorum sizlere. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ses çalışıyor mu? Çalışıyor. Herkese merhabalar. 15 dakikamız var. İki tane de değerli konuğumuz var. Onlarla birlikte böyle yasal düzenlemelerin çok kalın çizgilerle aslında faaliyet göstermek zorunda olan iki tane sektörde iki konukla startup, girişimcilik ve startup ekosistemiyle ilgili faaliyetlerini, nasıl işbirliği yaptıklarını konuşmak istiyoruz kendisiyle, kendileriyle. Ben 30 yıldan beri ekonomi basınında çalışıyorum. Genelde girişimcilik denildiği zaman geçmişte hep daha çok yani yeni iş yapan, daha çok yeni iş yapan, dükkan açan, fabrika açan, yeni bir sektöre giriş yapan iş insanı anlamına geliyordu. Ama son yıllarda girişimci dediğimiz zaman daha çok aklımıza hemen startuplar geliyor. Ben şimdi sizinle başlamak istiyorum.
Birol Bey. Enerji sektöründe siz enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin, grubun CEO'su olarak startuplarla, girişimcilerle nasıl bir işbirliği içindesiniz? Geçen yıl bir program başlattınız. Bu programda ne tür işbirliklerine imza attınız? Buyurun efendim. Teşekkürler. Öncelikle enerji grubunda ne yapıyoruz? Çok kısa bahsedeyim ki daha iyi anlaşılsın diye düşünüyorum. Evet. Enerjiden kastımız aslında bizim daha çok elektrik enerjisi. Biz elektrik enerjisini çok farklı kaynaklardan üretiyoruz. Bunun içinde yenilenebilir enerji de var. Konvansiyonel teknolojiler de var. Aynı zamanda dağıtımını yapıyoruz. Güney Marmara bölgesinde perakende satışını yapıyoruz, ticaretini yapıyoruz. Aslında baktığınız zaman evimize gelen elektriğin her aşamasında, üretim aşamasında en son priz noktasına kadar ve bunun servisiyle ilgili her alanda varız. Yani aslında baktığımızda çok büyük bir alan. Bu alan dışarıdan çok klasik bir alan gibi görülse de dünyada çok fazla aslında yeniliğin de olduğu bir alan olmaya başladı. Evet. Yurt dışı örneklerinde gördüğümüzde özellikle fuarlara gittiğinizde startupların ciddi anlamda faaliyet gösterdiği, ilgi odağı olduğunu gördüğümüz bir alan. Biz de öncelikle enerji sektörüne olan ilgiyi özellikle gençler kategorisinde diyeyim artırabilmek için öğrencilere yönelik bundan 2 sene önce bir program başladık. Programın adı Türkiye'nin Enerji Akademisi. 100+100 toplam 200 öğrenciye bugüne kadar eğitim verildi ve enerji sektörünün tanıtılması, ilgi çekilmesi için ciddi bir programın başarıyla tamamladık. 3. senesine geldiğimizde ise biz artık enerji sektöründe startupların veya daha startup olmamış iyi iş fikirleri olan arkadaşların fikirlerini nasıl hayata geçirebiliriz diye bir çalışma yapmayı düşündük ve bir program hazırladık. Bu programı Türkiye'de Mentor Networks Türkiye ekibiyle birlikte dizayn ettik. Programın ana amacı şu: hem mezunlarımızla, Türkiye'nin Enerji Akademisi mezunlarıyla, hem enerji sektöründe yeni kurulmuş olan startuplarla, hem de en azından sadece fikri olan, herhangi bir fikri olan bu alanda arkadaşları bir araya getirip onlara fikirlerini geliştirmeleri için bir program hazırladık. Bu programın özelliği şu: yaklaşık 6 ay sürecek bir eğitim programı diyebilirim. İçinde neler var? Öncelikle sektör hakkında yönlendirme sağlayacağız. Yani enerji sektörü tam olarak nedir? Ne gibi alanlar var? Ve fikirleri bizim yaşadığımız gerçeklere ne kadar uygun? Nerede fark yaratabilirler? Burada bir mentörlük sağlanacak. Ama bence daha da önemlisi, özellikle belli bir fikri olan, ürün geliştirmiş kişilerin belki en çok zorlandıkları alanlardan bir tanesi, bunları gerçek hayatta deneme şansı bulamamaları. Kapıların biraz zor açılması veya açılmaması. Yani fikirlerin gerçek yaşamla ne kadar örtüşüp örtüşmediğini test edecekleri bir alan haline getirdiniz. Yani bize ürün veya hizmet satmak için gelen bir şirkete olan bakış açımız farklı. Ama biz burada bu fikirleri ve ürünleri doğrudan kendi ekip üyelerimizle birlikte nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Bunun yolunu arıyoruz. Bunu yaparken de gerek duydukları tüm eğitimleri sağlayacağız. Ve onların yanında olacağız. Bir alıcı gibi değil, bir iş arkadaşı gibi davranacağız. Bu açıdan farklı bir program olduğunu söyleyebilirim. Evet. Yani bir aslında kuluçka merkezi gibi işlevi göre. Peki doğru. Bir ticarileşen ve onlarla işbirliği yapan, size fatura kesen böyle bir startup bir girişim oldu mu? Şimdi çok yeni başladık aslında. 100'ün üzerinde başvuru alındı. Bu Anadolu'nun her yerinden başvuru aldık. Şu anda bunları değerlendiriyoruz. Bir elemeye tabi tutacağız. Bunun içinden seçtiğimiz firmalara bu eğitim verecek. Burada sayı mecburen kısıtlı olacak çünkü birebir çalışılacak bu firmalarla. Ama bizim amacımız gerçekten bunların olabildiğince ticarileşebilmesi, sadece kendi şirketimizin içinde kullanılması değil, tüm Türkiye'de hatta mümkünse globalde karşılığının olması. Yani 2019'da peki hedef nedir o da? Yani daha fazla birkaç tane bunların içinden yani sizin... Şöyle söyleyeyim, en azından bir 3-5 firmanın gerçekten biz Limak Enerji'nin Türkiye Enerji Akademisi programı çerçevesinde ürünümüzü geliştirdik, piyasayı en uygun hale getirdik ve ticari olarak da hayata geçirdik demesini hedefliyoruz. Onların size fatura kesmesini mi yoksa yatırım yapmayı mı planlıyorsunuz onlar? İkisi de olabilir. İkisi de olabilir. Yani bu ne tür projelerle karşılaşacağımıza bağlı biraz ama ikisini hedefliyoruz. Evet. Mete Bey, size dönmek istiyorum. Şimdi sizin Collective House'la birlikte bu biraz daha yani bir dijital sektörün içindesiniz. Aynı zamanda da sizin Collective House'un içinde Work Up programınız var. Geçen yıl bu programda siz
ne gibi faaliyetlerde gösteririz, bizi en azından bilgilendirirseniz. Peki, herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. World Cup programı 2017 Mayıs ayında başlamıştı ve evet. 2008'de banka olarak bu programı yürütmekle beraber sadece bununla sınırlı kalmıyoruz. Yani biz girişimlerin ürünlerini satın alıyoruz. Onların en büyük problemi olan ürünlerini müşteriyle buluşturma onlarla anlamında onlara... Bize bilgi verseniz, yani işbirliği yaptığınız, size fatura kesen startuplarla. Yani World Cup programından değil evet. ama sadece 2018 yılında, şimdi birazdan yatırım konusuna da değineceğiz. Yani genelde herkesin merak ettiği konu bu yatırım evet. konusu oluyor ama biz 2018'de ne yapamadınız derseniz ben yatırım yapamadık diyeceğim. Onun 2019'da mı sakladınız? Aslında saklamadık. Fonun evet. kuruluş süreçleri gerçekten çok zor. Özellikle banka olduğunuz zaman bunlar biraz daha zor oluyor. Biz 2018 yılında Maxis Portföy Yönetimi AŞ altında 100 milyon TL banka evet. olarak taahhütte bulunduğumuz bir fon kurduk. Ama bu fonun kuruluş izinleri, bunların onaylanması, bu dokümantasyonun tamamlanması bizim çok elimize oyaladı maalesef. Çok istiyorduk. Yıl sonundan önce en az bir tane yatırım yapmak istiyorduk. Yapalım ama diye. Şimdi hedefimiz en azından ilk çeyrekte bir tane yatırım yapabilmek. Ben 2018 ile ilgili size şöyle bir rakam vereyim. Banka olarak zaten kuruluş misyonumuzdan gelen girişimlere yatırım yapmak, onlarla işbirliği yapma zaten vardı ama sadece 2018'de 37 tane farklı firmaya 35 milyon TL'lik iş verdik banka olarak. World Cup içinden olanlar da var. Hiç World Cup'la bağlantısı olmayan firmalar da var ama yani yatırım yapmamakla beraber onların fatura kesmesi anlamında 35 milyon TL'lik işi sadece 2018 yılında tamamladık. 2019 için mesela ilk çeyrekte bir tane, en az bir tane istiyoruz. 2018'de peki, en az bir tane evet. istiyoruz. Yani peki, eğer yapamazsam kadar... ben artık cebimden çıkarıp vereceğim. Yani taahhüt o derece benim evet. üzerimde bir baskı yarattı. Üst yönetimimiz de yani şöyle bir şey, siz başta güzel bir noktaya değindiniz. Banka olarak bu konuda yani regülasyonun çok sıktığı bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Evet. Ve 2018 yılında startup dostu firmalar içerisinde İş Bankası birinci oldu. Yani bir bankanın bu kadar regülasyonla boğuşan bir kurumun tüm şirketler içerisinde sadece finans değil, birinci seçilmesi bankanın bu sürdürdüğü sürdürülebilirlik, yani bunun sadece bir seferlik bir şey olmadığının da göstergesi. Aynı zamanda sahada da bunun bir karşılığının olduğunu bize gösterdi. 2019 için şöyle bir şey söyleyebilirim. 2018'de biz API portalımızı devreye açtık. Şu anda 18 tane API'miz var. Ve 150'nin üzerinde kurum ya da geliştirici bizim API'larımızı kullanıyor. Sandbox'ta geliştirmelerini yapıyorlar. Yani herhangi bir programın için aldığımız girişimler değil, Türkiye'nin dört bir yanında bir fintech anlamında bir iş modelini geliştirmek isteyenlere kapımız her zaman açık. Biraz önce Türksel'in konuşmasında da yer alıyordu. Biz de finans sektöründe bu kadar regülasyona rağmen bunları yapıyoruz. 2019'da şunlar olacak. Biz bu alandaki faaliyetlerimizi arttıracağız ama özellikle regülasyon tarafı da bunu destekler hale. Yani özellikle BDDK'nın taslak yönetmelikleri, evet. banka ve finans kurumlarının bu alana ilişkin yapamadıkları şeyleri daha regüle bir şekilde yapmalarının da önünü açmak yönünde aksiyonları alıyor. 2019 bu anlamda hepimiz için daha heyecanlı ve yorucu bir yıl olacak diye düşünüyorum. Peki şöyle bir sorum daha var. Yani bu şeyde ayrım var mı? 35 milyonda dediniz ki fintech olan olmayan, World Cup'ın içinde olan olmayan. Aynı şekilde hem iş vermeye devam edeceğiz diyorsunuz startuplara, yani dışarıdan iş vermeye devam edeceğiz. Hem de yatırım yapacağız. Evet. Ama söylemediniz kaç tane şirkete yıl sonuna kadar. Şöyle yani uygun görülen tüm firmalara yatırım yapmak yönünde şey var. Fonun büyüklüğü şu anda 100 milyon TL ve tek yatırımcısı İş Bankası. Evet. Ve yani aslında sevindirici taraf şu, yani biz yatırım yapmak istiyoruz ve üst yönetim neden hala yatırımı yapmadınız diye bize baskı kuruyor. Yani normalde aslında yatırım almak isteyenlerin hadi hadi demesi gereken bir ortam yerine bizim üst yönetimiz. Yani evet. bu dönüşümün ne derece radikal olduğunun da aslında göstergesi. Bizler gibi böyle herkese çok... Herkese mesaj galiba, startuplara mesaj galiba. Yani sayıyla ilgili bir hedefimiz yok. Fonun büyüklüğüyle ilgili bir limitimiz var ama ihtiyaç anında onun limitinin de arttırılmasıyla ilgili önümüzde bir engel yok. Ben 2019 ile ilgili şunu söyleyeyim. Biraz önce işte İhsan 2018'deki rakamların düşüklüğüyle ilgili yorumlarda bulunuyordu. 2018'in kendine özgü bazı çalkantılı dönemleri olmakla beraber biz bu dönemde bile yatırım yapmayı hala düşünüyoruz. Yani son çeyrekte hadi yapalım hadi yapalım peşinde koşuyorduk. Kurlar, ekonomi bu kadar oynakken. Yani şunu diyoruz biz banka olarak ve tavsiye olarak da nacizane,
eğer bir fırsat görülüyorsa kur böyle olmuş 2019 geçsin bir sular durulsun bakalım gibi bir düşüncenin işlemeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü bugün fırsatı siz yakalayamazsanız ya da o gemiye binmezseniz doğru zamanda binmeye çalıştığınızda artık o geminin boyutu çok büyük olabilir ya da gemi çoktan limandan ayrılmış ve artık sizin için geç kalmış olabilir. Evet. Beyol Bey, sizin startuplara yönelik yani 2019 ve sonrası için nasıl mesajınız olacak? Şimdi üretimde varsınız, dağıtımda varsınız, tüketici tarafı var, kurumsal tarafı var. Yani onlardan her türlü iş teklifine, yenilikçiliğe açığız diyebilir misiniz? Kendi programımız dışındakiler için de. Tabii bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında burada iki mesaj vermek lazım. Bir tanesi evet startuplara bu şekilde ama diğer taraftan bizim gibi büyük grupların kendisinin bir platform olarak startuplara bence sunuyor olması lazım startupların gelişmesi için. Bizim programın özü bir köşeye startupları toplayıp onları büyütmek değil. Aslında onları alıp içimizde bizim kendi arkadaşlarımıza çalıştırıp kendi kurum içinde çalışan arkadaşlarımızın da bu girişimcilik ruhundan etkilenmesini... Yani kurum içi girişimcilik dediğimiz... Aynen öyle. Evet, onu hayata geçirelim. Yani burada biraz büyük grupların da aslında büyüyebilmesi için, bu zamana ayak uydurabilmesi için startuplara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ruhu bir kurumsal şirket içinde yerleştirmek, büyütmek ve başarılı kılmak çok zor. Bence bu işbirliği halinde olmalı. Biz de şu anda bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunun için her türlü parlak fikre açığız. Peki benim son sorum, zamanımız bitiyor. Startuplarla işbirliği yapan şirketle yapmayan şirket arasında nasıl bir fark göreceğiz önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda enerji sektöründe? Ben şöyle söyleyeyim, yapmayan şirketler klasik bundan 20-30 sene önceki halleriyle kalacaklar. Yapan şirketler ise enerji şirketinin ötesinde bir yapıya ulaşacaklarını düşünüyorum. Dönüşecekler. Büyüyecekler ve genişleyecekler. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de şöyle bir örnekle açıklayayım. Adamın bir tanesi 100 katlı binadan aşağı doğru düşüyormuş. Her kata geldiğinde şu ana kadar bir sorun yok, şu ana kadar bir sorun yok diye sayıklıyor. Yani bu işbirliklerinde geç kalanlar maalesef sektörde zaman içerisinde küçülmek durumunda kalacak. Yani müzik bittiğinde de oturmak zorunda kalacaklar evet. Diyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum katkılarınız, fikirleriniz için. Sabrınız için ben teşekkür evet. Ediyorum. Sağ olun. Talat abi çok teşekkür ederim. Birol Bey'e çok teşekkür ederim. Talat abi ağzına sağlık. Sağ ama İş Bankası'na Mete Bey'i bir saniye tutuyorum çünkü onların da açıklamak istediği bu son World Cup'la birlikte sosyal girişimcileri ayrıca ödülleniyor ve sahneye harika bir girişim. Tolkido, Givin, yani onları da tanıyorsunuz lütfen. Ve Yuvarla ekibini davet ediyorum şimdi. Onlar da Mete bize açıklayacak önemli bir duyurusu var. Bu konuyla ilgili girişimcilik ekosistemine İş Bankası'nın World Cup'ın sunduğu sevgili Ömer abi çırağı olduğum Ömer abinin ve katkılığıyla oluşturan World Cup ekibinin kolektif ağzı sunduğu harika bir hızlandırma programının sonuçları. İnşallah Birol Bey çıkmadı. Birol Bey sizden de bekliyoruz. Gelecek sene sizin girişimcileri de göreceğiz burada değil mi? Tamam sözünü aldık. Gördüğünüz gibi Birol Bey'den sözü de aldık. İş Bankası'nı şimdi tanıyalım isterseniz. Ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Tabii arkadaşlar ki. Kendilerini tanıtacaklardır ama Givin ve Tolkido, yani Givin'i zaten biliyorsunuz, Tolkido da kendini anlatacak. Bizim son dönem, dördüncü döneme seçtiğimiz yani yeni başlayan gruptan. Yuvarla ise aslında World Cup'ın içerisine girmeyen ama kurulduğu günden itibaren bizle olan ve ilk bankayla entegrasyonu... Önceden yuvarlanan Yuvarla evet. İlk banka entegrasyonunu İş Bankası'yla yaptı ama World Cup'un içinde dedi. Yani bunu şunun için söylüyorum. İş Bankası'nın birisiyle sosyal sorumluluk projesi olabilir, illa fintech olsun olmasın. Herkese iş yapıyor ve World Cup'un içinde olmasa da yaptığının bir göstergesi ve sadece finans için, kendimiz için yapmadığımızı da söylemek istiyorum. Arkadaşlar kendi girişimlerini kısaca anlatırlar herhalde. Mete Bey'in söylediğinin en güzel örneklerinden bir tanesi aslında biz İş Bankası'yla görüşmeye temasa World Cup'a girmeden önce başlamıştık. Ve çok yakın bir zamanda World Cup'a dahil olduk. Givin bu arada çok kısaca bahsetmem gerekirse tüm alışverişlerin bağışa dönüştüğü bir mobil uygulama. Ücretsiz olarak uygulama mağazalarından indirebiliyorsunuz. World Cup'la birlikte daha fazla kurumsal tarafta da güzel bir işbirliğiyle daha fazla kişiye ulaşıp daha fazla destek sağlamayı hedefliyor olacağız. Tamam değil mi senin şey Givin'in?
Aynen, uygulamaya kullanmadığınız eşyaların fotoğrafını çekip koyabiliyorsunuz, oradan satılıyor ya da girişimci farklı ürünleri alıp o kısmı atladı, ben toplayayım dedim. Ben Emre Yuvarla'nın kurucu ortağıyım. Yuvarla eskiden mağazalarda görmeye alışık olduğunuz bağış kumbaralarının dijital ve kişiye özel hali. Yani Yuvarla programına kartınızı ekleyerek ne zaman herhangi bir yerde küsuratlı harcama yaptığınız zaman işte 19.90 10 kuruşu 17 kurumdan seçtiğinizde bağışlamanızı sağlayan bir yapı. İş Bankası bizim için şu anlamda harikaydı. Aslında Türkiye'de işte bankalar dijitalleştiğini söylerken ama hala API'lerini açmazken ya da çoğu bankanın API'yi yokken ortada bir organik bağ olmamasına rağmen İş Bankası bir sosyal girişime güvenip çok kritik API'larını bize açan bir banka oldu. Bunun arkasından diğer bankalar da bunu takip etti. O yüzden biz Yuvarla'yı sosyal fayda amaçlı bir fintech olarak görüyoruz. Böyle harika bir şey için çok teşekkür ederiz bankaya, ailesine. Merhaba, ben Can. Tolkü'da ekibindenim. Tolkü'da otizm çocukların konuşmalarına destek olan ve iletişim becerilerini geliştiren bir girişim. Küçük bir donanım ve bunu nereye dokundurursak onun çocuğa ne olduğunu söyleyen ve annesinin babasının sesiyle söyleyen bir cihaz. Bunun yanında bu şekilde kartların üzerine çocuğa öğretmek istediğimiz nesnelerin fotoğraflarını yerleştiriyoruz. Ve çocuklar, yani otizm çocuklar yeni kelimeleri söylemeyi daha rahat kendini ifade edebiliyorlar. Ve o sinir krizi yaşamalarını azaltıyoruz bu şekilde. Yani hayatın en güzel meleklerini, onları biraz daha toplumun içerisine karıştırmak ve onları daha çok iyi bireyler olarak aramızda görmek istiyorsak, Tolkido gibi girişimlere önemli desteklerinizi, hepinizin, ekosistemin her birinizin desteği çok önemli. Sözünü kesmiş olmayayım Can. Biraz da başka, buradan, bu alandan nerelere gidecek? Yani ne yapmak istiyorsunuz ve nasıl başladı bu fikir sende? Benim kuzenim otizmli. Onun iletişim problemini çözmek için bu projeye başladım. Fakat Türkiye'deki otizmli çocukların eğitim oranları çok düşük. Okula gidebilirlik oranları çok düşük. Belki İş Bankası ile bir işbirliği yaparak bu eğitime ulaşamayan çocuklara ulaşabiliriz ve onlara eğitim materyalleri sağlayabiliriz. Böyle umutlarımız var. Ağzınıza sağlık. Çok kısa bilgilerle belki sizleri tanıştırdık ama kendilerini zaten web sitelerinden, uygulamalarından mutlaka erişebilirsiniz. Biz de tavsiye ediyoruz, bu sosyal girişimcilik alanını Türkiye'de büyütemezsek sorunların sadece devlet tarafından, TÜBİTAK tarafından, başkaları tarafından değil, bireyler olarak bizlerin sahip çıkmazsak çözülemeyeceğini de bir kez daha altını çizeyim. Onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi efendim bundan sonra da panelimiz devam ediyor. Önce İsmail Hakkı Polat'ı, sevgili dostum, sahneye alayım. İsmail zaten 8. kez toplantıya gelen moderatörlerimiz. Kalitesinde iş yapan girişimlerden biri. Şimdiden söyleyeyim. Bozmayın. Bakan da sizi Timur, dinlemeye geldi Timur, diyor. Kabul edin. Sesi açar mısın? Tamam Timur. Evet. Otur artık. Biraz sus abi. Sahne sizin efendim. Teşekkür ediyorum. Evet. Vakit giderek ilerliyor. O yüzden hızlı şey yapalım. Şimdi yapay zeka ekosisteminin çok seçkin iki değerli kişisiyle bir aradayız. Tabii yapay zeka dediğimiz zaman aşağı yukarı her şeye bulaşan bir kavramdan söz ediyoruz. Öncelikle bu kavramın bir çerçevesini çizmemiz lazım. Ben o yüzden bir pozitif ayrımcılık yapıp Zehra Hanım'dan hem bu kavramın bize bir çerçevesini çizmesi, bir de yani bu tabii ki yatay ve işte girişimcilik alanının hemen hemen her alanına artık sirayet etmesi gereken bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Ama bir yandan da belli başlıklar öne çıkmaya başlıyor yapay zekada. Bu nasıl bir şey? Bize biraz özetler misiniz? Bir de işte siz nasıl gidiyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Bundan söz ederseniz sevinirim. Önce çok teşekkür ederim. Sizlerin hepinizi görmek burada çok sevindirici benim için. Bir de eğer moraliniz bozulursa ya
yani İTÜ'ye gelin ya da bu startupların olduğu yerlere ya da öğrencilerin olduğu yerlere gidin. Yani oraları gördüğünüz zaman zaten moralinizin bozulması mümkün değil. Çünkü o kadar çok insan var, bu kadar çok yapacak iş var ki yani bir sürü işiniz olduğunu ve bir sürü şey yapmanız gerektiğini fark ediyorsunuz. Önce ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinde hocayım. Aynı zamanda Tazi E'nin kurucu ortağıyım. Şirketimiz neredeyse 4 yılını dolduracak. İTÜ Teknokent'in, TÜBİTAK'ın işte ve İTÜ'deki bütün hocaların, öğrencilerin çok emeği var bizde. Önce onu hemen söylemem lazım. Kadın kurucu ortağı olan ve kadın çalışanı olan bir şirketiz ve bunun bize çok denge getirdiğini düşünüyorum. Yani bunun hani pozitif ayrımcılık falan değil, yapılması muhakkak gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok mutluyuz böyle bir şirket olduğumuz için. Tazi'nin yaptığı aslında Türkiye'de çoğu insanın yapmadığı bir şey oldu. Biz yapay zeka platformu üretiyoruz. Yani gidip de başkalarının yapmış olduğu şeyleri kullanmak yerine, tamamen onları kullanmak yerine bir yazılım üretiyoruz ve ürettiğimiz yazılım, yani bir product var ve product'ın yaptığı çok farklı bir yapay öğrenme yapmak. Bu yapay öğrenme insanların yaptığı gibi yapay öğrenme. Özellikleri sürekli öğreniyor. İnsandan da öğreniyor ve anlaşılabilir. Bunları aslında sizin dediğiniz hangi alanlarda yapay zeka öne çıkacağı baktığım zaman CB Insights'ın en son bir raporu var AI üzerine. Diyor ki Edge Computing, Predictive Maintenance ve Health özellikle öne çıkacak diyor. Başka alanlar da var ama benim çok ilgimi çeken bu 3 tane alan var. 3 alana baktığım zaman şunu görüyorum. Mesela Edge Computing çok önemli olacak. Neden? İşte privacy nedeniyle ya da işte enerji ya da işte başka sebeplerle herkes verisini buluta pompalamak istemeyecek. Edge'de compute etmek isteyecek. O zaman şey önemli oluyor. Yaptığınız algoritmalar sürekli öğreniyorlar mı? Yaptığınız algoritmalar işte ne kadar enerji sarf ediyorlar? Ve kullandığınız yapay zeka platformu neyse anlaşılabiliyor. Burada anlaşılabiliyor olmaktan kastımız şey değil. İşte machine learning bilen insanların anlaşılmasından bahsetmiyorum. Mesela bir doktor kullanıyorsa ya da bir bankacı kullanıyorsa veya bir öğretmen kullanıyorsa yapay zekayı anlıyor mu, anlamıyor mu? Ve biz herkesin kullanabileceği ve anlayabileceği bir yapay zeka ürettik. Yani şu anda bu hafta işte sigortadan müşterim benim hayalim sizin bana bunu yapmanız diyor ve biz onu yapıyoruz şu anda. Yani o yüzden çok çok gururluyum ve çok sevinçliyim. Yani Türkiye'de biz teknoloji üretebiliyoruz. Ama bu ekosistemlerle oluyor. Yani hani biz tutup da İTÜ ekosistemi olmasaydı biz bu teknolojiyi üretemezdik. Çok konuştum diye. Evet. Halil Aksu'dan şey rica edelim. Yani bu ekosistem bakışında, bu ekosistemde yapay zekayı nasıl konumlamak lazım? Biraz hani hem trendler hem de 2018'e kadar gelen şey eşliğinde bir genel bir yapay zeka çerçevesi çizebilirsen bize sevinirim hocam. Teşekkür ederim. Beni tanıyanlar vardır bir miktar. Gelecekhane'nin kurucusuyum biz. Geleceğe kafayı takmış durumdayız. O yüzden İsmail hocam söylediği gibi gelecek trendlerini ve teknolojilerini çok yakından inceliyoruz. 2014'ten beri yapıyoruz. Onun öncesinde de ben 12 sene Gartner'de çalıştım. Enformatikte okuduğum için yapay zeka son 25-30 yıldır hayatımın bir köşesinde sürekli geziniyordu. 2017'de Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi diye bir faaliyet başlattık. Türkiye'nin akil yapay zeka insanlarını, Zehra Hocam da bunlardan bir tanesiydi, bir araya getirdik. Çünkü hani dünya çok hızlı ilerliyor bu alanda diye gördük. Ve biz de bir şeyler yapmamız gerekiyor diye. Daha yine bizi bilenler daha önce de buna benzer ekosistem faaliyetlerimiz olmuştu. İnsanları bir araya getirme konusunda bir yetenek geliştirdik. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, Türkiye.ai isimli web sayfasında ulaşabilirsiniz. Şu an özel sektörden kamuya kadar, STK'lardan akademisyenlere kadar ve özellikle de girişimcileri bu paydaşlarla buluşturmak üzere binlerce paydaşı olan, her ay düzenli olarak buna benzer toplantılar, meetuplar düzenleyen, yılda bir defa da büyük bir zirve düzenleyen bir ekosistem oldu. Yapay zeka, hocamın yanında bana ahkam kesmek çok düşmez ama büyüklerimizin söylediklerine, yani Geoff Hinton, işte Joshua Bengio ve benzeri gibi bu alanın en devlerinin söylediklerine bakılırsa, ki bunların hepsi profesör, akademisyen, çünkü bilfiil algoritma geliştiren insanlar bunlar,
Herhalde bu bizim 21. yüzyıl ve sonrasının elektriği gibi olacak ve her yere nüfus edecek. Akıllı mikrofon desek, yani burada bir ses patlamaması için, benim sesime göre ayarlayıp sizin çok daha iyi duyabilmesi için, bunun içinde bile embedded, gömülü olarak yapay zekalı bir çip çok yakında olacak. Şu an elinizdeki cep telefonların tümünün içinde görüntü kalitesini iyileştirmek için görüntü işlemi çip üzerinde, yani hocamın da dediği edge computing yaklaşımıyla yapabilen, Endüstri 4.0 kapsamında nesnelerin interneti en uçtaki makinede, en uçtaki forkliftteki, en uçtaki çalışanda, madenin içindeki bir alette bile akıllı uygulamalar yapabilmek için o datayı anında işleyebilmesi, anında hatta tam manasıyla gerçek zamanlı işleyebilmesi var. Arçelik'ten arkadaşları görüyorum mesela. Bir başka alan çok standart. Şu an ben sizinle konuştuğum gibi hepimiz de önümüzdeki yıllarda sesli asistanlarla konuşmaya alışacağız. Bu sadece Google ve Amazon'un cihazları değil. Arçelik'in asistası, henüz denemediyseniz mutlaka deneyin. Fevkalade Türkçe konuşuyor ve sizler, bizler hepimiz konuştukça o da daha da akıllanacak. Amazon ve Google'ın da Apple'ın da sesli asistanından geçecek. Gartner'ın öngörüleri var. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde eşimizden çok sesli asistanlarla konuşuyor olacağız. Yine yapay zekanın derin öğrenme algoritmaları sayesinde görüntü işleme ve hızlı işlem yapabilme kabiliyeti sayesinde otonom araçlara çok yakında kavuşuyoruz. Ülkemizde de bildiğiniz üzere araç konusunda bir takım tasarruflar var. Önümüzdeki 10, 20, 30 yıl içerisinde sokakta çok daha fazla hem elektrikli hem de otonom araçların dolaşacağı aşikar. Buna toplum olarak da alışacağız. Akıllı şehir düzenlemeleri olarak da alışacağız. Sesli asistanlarla ve akıllı beyaz eşyalarla evimiz içine. Biraz önce bir education teknoloji, yani bir eğitim teknoloji startup'ı duydunuz. Sınıfların içinde, hastanelerde, hayatın her noktasında, ister özel hayatımızda, ister iş hayatımızda, bugün elektrik ve kablosuz internet ne kadar standartsa ve sadece kesildiğinde yokluğunu fark ediyorsak, kesinti olmadığı sürece varlığını default olarak kabul ediyorsak, birkaç 10 yıl içerisinde aklınıza gelebilecek her türlü uygulamada yapay zeka standart olarak aramızda olacak. Hemen çok kısaca cevaplaman için bir şey de vereyim. Şimdi bütün çok geniş bir şey çizdik aslında burada. Fakat Türkiye'deki 2018 yılındaki yatırıma baktığımızda $600,000 gibi bir şey var. Yatırım var. Yapay zekaya ilişkin. Burada acaba bir çerçeve konusunda bir sıkıntı mı var, yoksa bu aslında şey mi? İkinize de soracağım da hemen senden başlayayım. Yani bunu nasıl tasarlamak lazım ya da nasıl ekosistem açısından ilerletmek lazım? Biz Mayıs 2017'de başladığımızda Türkiye'de kaç tane yapay zeka girişimi var diye saydığımızda ve piyasaya seslendiğimizde 25 tane sayabildik. Bugün 70'ten fazla yapay zeka, bilfiil algoritma üreten, machine learning, deep learning, optimizasyon ve benzeri gibi yaklaşımlar kullanan startuplar var. Bence yatırımcı taraf ve şirketler, yani İş Bankası gibi, işte Limak Enerji gibi şirketler yeni yeni farkına varıyor. Yerli olarak da, yani hep biz IBM'in, Google'un ve benzerilerinin hikayelerini okumaya çok alıştık. Zehra Hocam, Türkiye'de insanlar Demis Hassabis'i tanıdıkları kadar henüz tanımıyorlar. Bu önemli bir sorun. O yüzden Timur'a ve Serkan Hocam'a, İhsan'a çok teşekkür ediyoruz bize burada sahne verdikleri için. Google'un, IBM'in, Amazon'un, Facebook'un ötesinde gerçekten yerli yapay zeka çözümleri, algoritmaları, özgün teknolojiler geliştiren arkadaşlarımız var. Bunların arasındaki en seçkinlerinden birisi Tazi.ai, Zehra Hocam. Ona benzer bizim Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi bünyesinde 70'e yakın startup var. Zaman gerekiyor hala. İnsanların bunları tanımaları için bu tür sahnelere ihtiyacımız var. Biraz daha sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. O çerçeveyi doldurmak için diyorsunuz. Buyurun hocam, siz ne diyorsunuz? Aslında çerçeveyle ilgili problem olabilir. Çünkü biz geçen sene yatırım aldık. $1 milyon yatırım aldık ve şu anda da $5 milyon ya da $8 milyon arasında para arıyoruz. Yani parası olan varsa çıkışta hemen görüşebiliriz. Elleri göreyim. En azından bedava akşam yemeği yiyebiliriz. Ve şey, hani Startup Swatch'tan düzeltme istiyoruz. Hani bize 8 milyon dolar verin, dünya yerinden oynatalım durumundayız. Hakikaten öyleyiz ama şu anda. Çok samimi söylüyorum.
Çünkü devlerle yaşıyoruz. Yani 200 milyon dolar yatırım almış olan devlerden daha iyi teknolojimiz var. Ama tabii sales marketing bir sürü efor lazım. Nazire sana, senin böyle 10 tanene ihtiyacımız var. Sonuç olarak şey, yatırım alan şirketler var. Belki bir kapsam şeyi olabilir, farklılığı olabilir. Ama yani yatırımı nerede arayacağız, nerede bulacağız biraz artık şey, çok international olmuş durumda. Yani bizim aldığımız yatırım Hollanda ve Türkiye ortak fonuydu mesela. Ben o zaman biraz ihtiyacı da aslında söyleyeyim. Evet. Şimdi şöyle, aslında internetin ilk çıktığı zamanlarda özellikle Web 2.0 dönemine kadar işte bir kasa, bir masa, bir bilgisayarla aslında bir manivel olarak dünyayı oynatabilecek şeyiniz vardı o yıllarda. Evet. Fakat şu anda biz hep bunun konforuyla Türkiye'de işte dijitalleşme, dijital dönüşüm falan bu alanlarda gittik. Fakat şu anda olay aslında bir üst seviyeye geçti. Bütün dünyada böyle gidiyor. Fakat Türkiye bu üst seviyeye geçmeyi yakalayabildi mi ya da neden yakalaması gerekiyor? Belki de bu konuyu en iyi bilenlerden birisi olarak, en iyi deneyimlilerden birisi olarak biraz bu konuda bize neden böyle bir ihtiyaç var? Neden bunu doldurmalıyız? Bu konuda açıklama yapar mısınız? Yani şimdi önce yapay zekada gelen bir Çin şeyi var, dalgası var. Yani şu anda bence Amerika'dan değil Çin'den korkması gerekiyor herkesin. Çünkü Çin'de aynı bizde olduğu gibi genç ve dinamik bir nüfus var ve her şeyi deneyip sonuçlarını görebiliyorlar. Türkiye'nin çok büyük bir avantajı var. Fintech ve insurtech konusunda çok dinamik yapılarımız var ve ileri yapılarımız var Amerika'ya göre ve Avrupa'ya göre. Dolayısıyla buralarda çok iyi çözümler üretebilecek durumda olduğumuzu görüyorum ben. Yani biz de şirket olarak önce insurance ve banka sektörlerine gittik. Oralarda çalışıyoruz şu anda. Dolayısıyla doldurulması gereken bir gap var mı? Yapay zeka konusunda tabii ki var ve hep olacak. Ve doldurması gereken gapleri belki şöyle tanımlamak gerekecek. Biz kimin ihtiyacını çözüyoruz ve kim bize para verir diye bakmamız gerekecek. Yani bundan da kastım şu. Mesela Amerika'da yapay zeka ya da işte Amerika'da mesela eğitim üzerine çok yatırım oluyor şu sırada. Çünkü insanların en çok borçlu oldukları yerler eğitim kurumları. Yani oraya o kadar çok para veriyorsanız demek ki startup çözümlerine de para verirsiniz diye düşünüyorlar. Bizim de şey diye düşünmemiz lazım. Hangi coğrafyadaysak oradaki insanların ne kadar çok problemini çözebileceğiz diye düşünmemiz lazım. Şirketlerin öyle düşünmesi lazım. Hani şirketler şu anda şey gibi düşünüyorlar. Yapay zeka ile ben kompetitörümden ne alabilirim diye düşünüyorlar. Ama bir sonraki aşamada şey düşünmeye başlayacaklar. Ben müşterimi nasıl daha iyi hale getirebilirim ki benimle kalmaya devam etsin diye düşünmeye başlayacaklar. Dolayısıyla mesele şey geliyor, fayda yaratmaya geliyor. Ve yapay zeka ile fayda yaratmada da şu anda hani sizin örneğe benzer bir örnek şey söyleyeceğim. Hani belki bir 5 sene içerisinde herkes şey gibi düşünüyordu. Ben motorun içindeki her şeyi bilmek zorundayım. Hani deep learning'deki convolutional işte bilinen şeyin işte nasıl çalıştığını öğrenmek zorundayım. Çünkü aksi yapay zekayı yapamayacağım diye düşünüyordu. Artık o devir geçti. Biz diyoruz ki işte herhangi bir iş insanının kurabileceği bir yapay zeka sistemini ürettik diyoruz. Tamam, bu var. Bununla isteyen herkes istediği şeyi yapabilir durumda artık. Dolayısıyla şey yapmamız lazım. Bunlarla ne tür problemler çözebileceğiz diye herkesin düşünmesi ve o problemleri teker teker çözmesi lazım. Onu yaptıkça da para kazanacağız ve ayakta kalacağız aslında. En sonunda paraya geliyor galiba. Süremiz bitti ama bir iki cümleyle çok kısa. Evet. 2019'da ne olacak? 2019 ve sonrasında ne olacak? Bir onu çok hafif yani. Şöyle bir özet cümle kurabilirim. Gelecek araştırmacıları öngörü yapmayı sever. Ben tercih etmiyorum. Gelecek utopik mi olur, distopik mi olur? Black Mirror izleyenler varsa oradan esinlenebilir. Ama biz diyoruz ki kesin dijital olacak. O yüzden Dijitopya diye bir kitap yazdık. Bunun içinde şirketlerin dijital olgunluk skorunu ölçebilecekleri çok sağlam bir metodoloji paylaşıyoruz. Bu yıl çok ciddi bir dijital dönüşüm yılı olacak. Geçtiğimiz yıllarda da çok büyük gündemdeydi ama bilfil biz birkaç kurumda çalışıyoruz ve çok ses getirecek projeler yapılacak. Ses artık her yerde sesle seslenemediğimiz beyaz eşya, araba ve benzeri kalmayacak herhalde. Sesli asistanlarla konuşmaya alışacağız. Çok teşekkür ederiz. Evet. İlk defa bunca zamandır süreyi açtım. Yapay zeka böyle bir konu. İşte çok teşekkürler. Çok sağ ol. Çok teşekkürler İsmail. Halil'cim ağzına sağlık. Halil'in düzenlediği yapay zeka özellik inisiyatifinin düzenlediği buluşmaya, yıllık buluşma ne zamandı Halil? 14 Mart. 14 Hocam bir saniye. 14 Mart tarihinde
Unique İstanbul'da Zehra Hocam ve ekibi de bizimle birlikte olacak. Umarım Timur da bir şekilde bizimle birlikte olacak. Mutlaka. Buna benzer bir startup kısmı da olacak akşamında. Hepinizi oraya da bekliyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hocam ben de size teşekkür ediyorum. Hem içi de öğrencileri heyecanlandıran, Türkiye'yi heyecanlandıran projelerinizin devamı dileğiyle. Yapay zeka üzerine bizim de imzamızın olduğu şeyler, şirketler daha çok çıksın. Hem yatırım alın hem de daha çok insanı Türkiye'de iş yapmak için sebep yaratın hocam. Sağ olun, var olun hocam. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Amsterdam'da ofisimiz var. İşte ben ballandıra Nuh'un gemisi falan gibi bir ofis. Ne kadar güzel ofis falan diye anlatıyorum. Ve çalışanlarımızdan birisi dedi ki bizim ofis oradan daha güzel dedi. Yani Türkiye'de de çok güzel ofislerde çok iyi işler üretebiliyor insanlar. O yüzden yapabiliriz. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Efendim ben herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi önemli bir fırsatımız var tabii ki. Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcımız, Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kaçır burada. Kendisini bir duygularını almak üzere sahneye çalacağım. Sevgili İnanç Erol da lütfen buraya alayım bulut paneli için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Sayın Bakanım, şimdi hazır sizi yakalamışken şöyle konuşmaları bir cümlede özetlersem, herkes dedi ki TÜBİTAK'a teşekkür etti. Bakın özel sektörlerden çok. Tamam. Biz de teşekkür ederiz. Teknoparklar filan hepsi dedi ki özel kurumların yapamadığını devlet yapıyor. Ama onlar bir kısmı da diyor ki yapamadığını ya, demeyelim ama bazen, yapmadığını diye. Şöyle söyleyeyim, çiti biraz yüksek olunca herkes için hani bazı önlemler alınması için herhangi bir şey olmaması için fakat bu önlemler zaman zaman girişimcilerin oraya ulaşmasını da engelliyor. Yani biz yanlış yapanı yakalayalım. Ama herkes için hani o yollara konulan mantarları ben örnek vermiştim. Yolda yürüyenin düşmesine sebep oluyoruz. Arabalar park etmesin diye kuralları belirlerken. O yüzden de sizden tabii ki en büyük temennimiz ekosistemin bu tür şeyleri daha da çok arttırıp belki milyar dolarlık yapay zeka fonlarını Türkiye'den duyurma şansını elde edelim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Buyurun, sizin efendim. Ben de TÜBİTAK'a teşekkür edeyim. Buradan birkaç kişiden haber geldi bana gün boyu. Herkes TÜBİTAK'ı övüyor falan diye. Çok mutlu oldum yani açıkçası. Tabii ben bakanlıkta da kişisel olarak biraz daha bu alandan sorumlu olduğum için yakından bu tip organizasyonları da takip etmeye çalışıyorum. Böyle geldiğim için de özür diliyorum sizlerden. Aslında tişört giyebiliriz diye anlaşmıştık ama bizim toplantılar arası bir şey olunca. İmece'den arkadaşlarımız burada mı? Böyle bakanımıza gelmiş olduk, kusura bakmayınız yani. Allah'tan böyle benim gibi kravatlı gelen başkaları da var. Şimdi tabii az önce yapay zeka konuşuldu. Aslında hani o kadar şey değil. Tabii biz direkt yatırım diye baktığımız zaman birçok şeye bazı rakamlar Türkiye'de gerçekte olduğundan daha küçük görünebiliyor gözümüze. Ben daha dün gece bir toplantıda Türkiye'de dijital teknolojileri özellikle dijital dönüşüm teknololojilerine TÜBİTAK'ta verdiğimiz ARGE desteklerini gözden geçirdim. 2018 fiyatlarıyla 1.6 milyar TL biz Türkiye'de dijital dönüşüm teknolojilerine sadece TÜBİTAK'tan ARGE desteği sunmuşuz. Bunun %15'ini yapay zeka ARGE'sine vermişiz. Yapay zeka ARGE'si ile ilgili bizde 898 şirket proje başvurusu gelmiş. Yani kabaca 900 proje başvurusu gelmiş. 475 projeyi desteklemişiz. Aslında hani birkaç yüz bin dolar az önce telaffuz edilmiş oldu yatırım anlamında. Belki yatırım anlamında rakamlar biraz hani ülkedeki toplam rakamlar küçük gibi görünse de bizim özellikle erken seviye teknoloji ARGE'sine, THS seviyesi, teknoloji hazırlık seviyesi biraz daha erken aşamada olan ARGE'lere TÜBİTAK kanalıyla verdiğimiz çok ciddi bir destek var. Yani 240 milyon lira bence fena değil. Keşke daha da artırabilsek. Şimdi önümüzdeki dönem zaten bizim genel stratejimiz, genel dönüşüm stratejimiz mümkün olduğunca odaklanma. Teknolojide odaklanma, sektörlerde odaklanma, bu alanlarda yüksek başarı odaklanmayla geliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bütün teknoloji dikeylerinde yol haritalarımızın netleştiği ve odaklandığımız bir dönem olacak. Az önce bahsettiğiniz şeyi de çok iyi biliyoruz. Yani çok bu ekosisteme de yakın bir insan olarak da iyi biliyorum. Yani gerçekten bazen prosedürler, bürokrasi çok sıkıcı, can sıkıcı olabiliyor. Onları da çok hızlı bir şekilde yalınlaştıracağız. Yani dürüst olmayanlara göre değil, vatandaşı başvuran bu yapay zeka üzerine efendim büyük veri üzerine uzmanlaşmış, kendini yetiştirmiş insanları diğer hani
fırsatçılardan ayırmak gerekiyor bence. Evet. O konuda da sizin zaten bu ekosistemi yakından bilen bir kişi de olarak çok önemli desteğinizin olduğunu yani, biliyorum. İnşallah artmasını diliyorum. Biz de öyle ümit ediyoruz ve o yönde çalışıyoruz. Tabii hani özel sektörün yapamadığını falan diye konuştuk. Hani kamu gerçekten önemli bir rol üstleniyor. Daha da fazla üstlenmeli bu arada. Hani kamu yapması gerekeni yapıyor aslında. Evet. Ama açık konuşmak gerekirse hani özel sektörümüzün de üzerine düşeni, özellikle büyük şirketlerimizin üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Biz Türkiye'de teknoloji geliştirme bölgelerinde çok büyük kamu destek ve muafiyetleri sunuyoruz aslında. 5000 TGB şirketimiz var. Bunların içinde Türkiye'nin neredeyse bütün büyük şirketleri var. Ve onlar çok yüksek oranda vergi muafiyeti elde etmiş oluyorlar. Bunu niye yapıyoruz? Türkiye'de teknoloji gelişsin diye yapıyoruz. Son yıllarda sayıları hızla artıyor. Yerinde ARGE merkezi. 15 ARGE personeli bir araya getireni ARGE merkezi ilan ediyoruz. ARGE projesi yapmak kaydıyla. Orada da çok ciddi destekler sunmuş oluyoruz. Dolayısıyla bizim büyük şirketlerimiz, bankalarımız, bilmiyorum burada bankacı var mı? Görebilir miyim bankacıları? İş Bankası var İş burada. İş Bankası mesela, evet, evet güzel. Onların da girişim ekosistemine çok daha büyük destekler vermesini umuyoruz. Hı. Açıkçası gelecekle ilgili bazı hazırlıklarımız da onları bu yöne daha fazla teşvik etme amaçlı olacak. Elif Hanım herhalde Tekinvest TR'yi falan anlattı. Hani onun, evet, detayına girmeyelim. Ama bu fonların fonu mekanizmalarını da çoğalttığımız bir döneme girmiş oluyoruz. Aynen. Ben ümit ediyorum Türkiye'den çok parlak, işte değerli hocamızın girişimleri gibi çok yepyeni iyi hikayeler çıkacak. Görünen o ki işte ekosistem biraz perakende ticaret tabanlı girişimlerden biraz daha teknolojide derinleşme isteyen girişimlere doğru da adım adım daha fazla evriliyor aslında. Aynen. Geçtiğimiz hafta Financial Times'ta bir haber vardı. Bilmiyorum gündem ettiniz mi bugün burada ama. Evet, Türkiye'deki Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ndeki bir akademisyen akrepten serum elde etmek. Akrep zehirlenmelerine karşı, hı hı, serum geliştirmiş ve bu fonların ilgisini çekmiş diye Financial Times'ta Türkiye'yi, bizim de listemizde yer aldı. Startup ekosistemini oldukça öven bir haber vardı. Hemen bir hafta öncesinde işte Microsoft Türkiye'den bir startup'ı satın aldığını duyurdu. Yani bu tip haberlerin sayısı çoğalacak. Bence büyük şirketlerimiz de vakit geçmeden bu durumun farkında olsunlar. Sevgiler sunuyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık Sayın Bakanım. Size ayrılmadan önce de bir de sosyal girişimlerin dış örtünün de buradan armağan edelim. Sizden şöyle bir tane imajını ve sevgili İnanç sana da. Ben de giyeceğim çünkü. Tamam. Sen de, sana da mutlaka. Güzelmiş. Şöyle efendim. Sosyal girişimlere çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Gördüğünüz gibi aslında ekosistemin her yönüyle buluşturmaya gayret ediyoruz. Sevgili bakanımız da bu fırsatı bize verdiği için teşekkür ediyorum. Evet İnanç, şimdi ben iki mikrofonla birlikte sana doğru saldırdım böyle bir anda. Biz bulut konusunda da hızlı bir şekilde aslında sizin yaptığınız, NGN'in yaptığı bir data center yatırımı var. Veri merkezleri konusunda, ama veri merkezleri sizde girişimcileri açarak büyütmek, bir şirketlerin dışında herhalde girişimleri de açmak var. Bunu birazcık bize bahseder misin? Şimdi Timur, öncelikle çok teşekkür ederim. Bütün gün buradaydım. Ondan sonra böyle bir ekosistemi gerçekten burada işliyor olduğunu görmek çok önemli. Ümit ediyorum hocama da 8 milyon dolar çıkışta bulmuş oluruz. Dolayısıyla bugünü bu şekilde tamamlarız. Bizim veri merkezi yatırımımız 2-3 şekilde bizim için önemli. Bir tanesi, dediğin gibi bu noktada cloud yatırımı yaptık. Onu bir startup olarak kabul edebiliriz kendi içimizde. Bunun dışında İTÜ Çekirdek'le beraber Subscribe'yi, ki programı sonunda tahmin ediyorum davet edeceğiz. Evet. Onlara destek oluyoruz. Hatta istiyorsan arkadaşım gelebilir. Evet. Halil gel istiyorsan şöyle sen de. Ondan destek sonra olduğu girişimi de tabii ki, evet, burada hemen sahneye alalım. Evet, gel. Çok başarılı arkadaşlarımız. İTÜ'yle beraber bu desteği verdik. Bugün başka bir tane daha destek. Biz de sosyal girişimleri de filan sıraladık. Dedik ki her girişim mutlaka şirket, sosyal girişimlerden biri de sundukları imkanları faydalandırsın. Aynen. Sağ olsun İnanç bizi kırmadı. Orada da güzel bir destek açıkladı ama bu yetmez İnanç. Şimdi açıklayacağız. Ne kadarlık? Yapacağız daha fazla yatırım yapacağız. Peki söyle yapacağız bakalım. Şimdi tabii bütün hepsinin ortak noktası bizim açımızdan veri. Yani veri büyüdüğü için verinin etrafındaki, zaten benim girişimcilik hikayem de böyle biliyorsun. Ben verinin peşine gittim ama yatırım 140-150 milyon doları buldu tabii. Şimdi yaptığımız yatırım grup olarak Türkiye'ye, ülkemize, daha da yapmak istiyoruz. Böyle genç kardeşlerimize de ben de
Hani profesyonelden geldiğim için sonradan girişimci oldum. Çok destek olmak istiyorum aslında. Çünkü hem istihdam hem onların hayalleri hem memleketimiz açısından uzun vadede bu teknoloji alanının büyümesi çok önemsiyorum. Sayın Bakanım'dan da enteresan rakamlar duydum demin. Yani verilen desteklerle ilgili. Dolayısıyla biz verinin etrafındaki bu tip startuplara yatırım yapmaya devam edeceğiz. Veri merkezi de bunun platformu. Peki sizi tanıyalım bir bakalım inançlar neye yatırım yapmışlar? Nasıl bir bulut üzerinden sunduğunuz hizmeti biraz anlatır mısınız? Merhaba. Şöyle adım senin Halil. Sahnenin ortasına doğru alalım. Merhaba, adım Halil. Subscrizy kurucu ortaklarındanım. Dijital ürünler için bulut tabanlı abonelik altyapısı ve tekrarlı tahsilat sistemi sunuyoruz. Bizim maceramız da İTÜ Çekirdek'le başladı. Big Bang yarışmasına katıldık. Big Bang yarışmasında NGEN'le yollarımız kesişti. NGEN'in bulut bilişim ödülünü kazandık. Şu andan itibaren de NGEN'le işbirliği yaparak projeyi geliştirip büyütmeye çalışıyoruz. Hedefiniz neydi? Neyi değiştirmek istiyorsunuz yaptığınız işle birlikte? Evet, şimdi ekonomide bir değişim söz konusu. Artık her şeyi uzmanından almaya başladık. Örneğin eskiden data center kuruyorduk, artık bulut bilişim çıktı. Bulut bilişimden ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Aynı şekilde abonelik altyapıları da dijital ürünlerin çok ihtiyaç duyduğu bir sistem. Biz diyoruz ki aylarca oturup bu sistemi yazmayın, biz bu işi çok iyi biliyoruz, hazırladık. Birkaç gün içinde ürününüzü bu sisteme entegre edin ve hizmetinizi satmaya başlayın diyoruz. Gitmek istediğimiz nokta böyle. Ben sizi tebrik ediyorum. İnanç, bu şimdi sayıyı arttıracağız dedik. Siz de seçtiğiniz girişim Kodluyoruz. Kodluyoruz'u seçtik. Kodluyoruz'dan kim var burada arkadaşımız? Burada mı? Evet, iki tane genç. Bir alalım istiyorsanız. Kadın girişimcilerin sayısı azdı Türkiye'de. Onların sayısını da arttıran, şurada alalım sizi de lütfen. Hoş geldiniz tekrar. Ben en son baktım geçen yıl, hatırlarsanız temamız kadın girişimlerdi, ana tema. Sosyal girişim, bu sosyal girişim ama kadın girişimlerin oranına baktım %15 civarı Türkiye'de. Bu sayıyı daha da çok arttırmak lazım ve onları ortaya almak lazım değil mi? Şöyle seslerin de gür çıkmasını sağlayalım. Evet İnanç, ne yapıyorsunuz onlara peki? Şöyle aslında sizin... Halil arkadaşımın anlattığı gibi onlara da gereken desteği veriyoruz. Tabii sadece Timur, buradaki iş maddi desteğin ötesinde eğitim, satış kanalı, yani bu platform olarak daha da geniş çapta bir destek sağlamak gerekiyor. Biz girişimi başında bu desteği veriyoruz ama öyle bırakmıyoruz yani. Dolayısıyla çünkü stratejik bir oyuncuyuz biz bu sektörde. Peki bir finans bu sayıları evi değil. Da fazla oldukça sosyal. Siz de bu sayıyı arttırmak için kaç mesela bir rakam verebilir misiniz? Yani bizim yönetim ekibimizin belirlediği 20 bin dolar yani yaklaşık 150 bin TL civarında bir desteğimiz oluyor. Süper. O şekilde devam etmek istiyoruz. Sabah Kaan Bey de söyledi. Anladığım kadarıyla Ali kardeşim de burada. 100 bin lira civarında Turkcell de veriyor. Biz daha küçüğünü kendi çapımızda takip ediyoruz. Yatırım da yapmak istiyoruz. Daha aday aslında olursa destek olmak istiyoruz onlara. Peki. Çok teşekkür ediyorum İnanç. Şimdi sizleri dinleyelim. Peki Kodluyoruz ekibi ne yapıyor? Birazcık bize anlatır mısınız? Merhaba, ben Gülcan. Kodluyoruz'un kurucu ortağıyım. Öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Kodluyoruz'da biz Türkiye'deki gençlerin çok büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Ve bu potansiyeli de en iyi şekilde kullanmaları için çalışıyoruz. Ve bu genç işsizlik Türkiye'nin kanayan yarası biliyorsunuz. %30'u gençlerin işsiz. Ve bunu değiştirmek istiyoruz. Bunu yaparken de Türkiye'de ilk defa genç işsizliği teknoloji sektöründe adresleyen sosyal girişim olduk. Geçtiğimiz 2 yılda yüzlerce genci bootcamp'lerde eğittik ve eğitmeye de devam edeceğiz. Bundan sonraki vizyonumuz bizim Türkiye'nin sadece Türkiye genelinde bir yetenek havuzu olması değil, aynı zamanda bölgesinde ve dünyada teknoloji alanında parmakla gösterilen bir yetenek havuzu haline getirmek Türkiye'yi. Dolayısıyla bunun için çalışacağız. Kurucu ortaklarımızın bir kısmı Amerika'da, bir kısmı burada ve bu avantajımızı iyi bir şekilde kullanmayı planlıyoruz. Bu büyüme aşamasında da NGE'nin desteğine çok teşekkür ederiz. Selen de çok 2 yıl boyunca çok emeğe geçen yönetici arkadaşımız.
Merhabalar herkese. Ben Selen Gücün dediği üzere Kodluyoruz'da proje yöneticisi olarak çalışıyorum aşağı yukarı 2 yıldır. Yani benim zaten istediğim hep bir sosyal girişimde çalışmaktı ve bunu teknoloji alanında yapıyor olmak Kodluyoruz'u tanıdıktan sonra bana çok manalı gelmeye başladı. Çünkü bootcamp'lerde eğitim verdiğimiz gençlerle beraber bir şeyler yaptıktan sonra ve onlarla konuştuktan sonra hakikaten sektörde doğru bir yere adım attığımızı ben görüyorum. Sadece öğrenciler ayağında değil, aynı zamanda şirketler ayağında da konuştuğumuz zaman biz istediğimiz çalışanı bulamıyoruz, biz istediğimiz yeteneği bulamıyoruz diye bize geldikleri zaman ve biz onları doğru öğrencilerle eşleştirdiğimiz zaman gerçekten iyi bir şey yaptığımızı anlıyoruz ve bunu artık bu seneyle birlikte, 2019'la birlikte daha da kurumsal bir yere götürmeyi hedefliyoruz. Yine Gülcan'ın dediği gibi işte Amerika ile birlikte olan organik bağımızı bir avantaja dönüştürerek, o yüzden bizi iyi bir sene bekliyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere önce çok sağ olun. Size başarılar dilerken inanç son olarak senden. Şimdi Timur, tabii bizim grup bölgede en büyüklerden bir tanesi. Dolayısıyla bu tip startupları, özellikle yazılım tabanlı startupları bölgeye taşıyabilirsek büyümeler açısından çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Yani şimdi, sadece Türkiye değil, aynen, küresel ölçekte. Şimdi ölçeği karşılaştıramam ama sonuçta baktığın zaman yazılım, Microsoft, Oracle, hani Google yazılım şirketleri değerleri 100 milyar dolar civarında, değil mi? Yani bu bizim Türkiye'den inancım, bu tip yazılım şirketlerini uluslararası arenaya taşıyabilirsek çok iyi olur diye düşünüyorum. Tabii bu ölçekte karşılaştırılabilir bir örnek değil ama bu konuda desteğe devam edeceğiz diye düşünüyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sizlere, hepinize çok teşekkürler. Şimdi bir sonraki panelimize geçmeden önce de sizlere çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bir sonraki panelimizde Facebook'un desteğiyle aslında sosyal girişim paneli. Sosyal girişim panelinde de bizlere Hayri Tekelioğlu, TEB Bankacılığından. Bu arada İş Bankası dedik, TEB de burada Sayın Bakanım. TEB'in kendisi de sosyal girişimlerle birlikte burada. İmece tabii ki şimdi bizlerle birlikte olacak. Oradan da Burak Çelik geliyor ve Zeynep Meydanlıoğlu da yine alıyoruz. Hoş geldin Hayri'cim. Zeynep hoş geldin. Şimdi sizlere de şu mikrofonu vereyim. Sosyal girişimcilik aslında bizim de ana temamız oydu. Gördüğünüz, ben de İmece'nin burada tişörtünü giyerek hem onun gündemde kalmasını gün boyunca sağlamaya çalışıyoruz. Sadece gün boyunca değil, bundan sonra da herkesin aklında sosyal girişimcilikle ilgili bir şeyler çıksın diyorum. Peki Zeynep, sen bize birazcık bu alanı nasıl önemsiyorsunuz ve neden bu alanla ilgili özellikle yeni bir şeyler yapmak istiyorsunuz? Türkiye'de de birazcık açıklar mısın dedi. Süper. Ya öncelikle çok hoş. Yani ben bu kadar sosyal girişimcinin damga vurduğundan habersiz gelmiştim. Hani bu parantez için çok teşekkürler. Ne yapıyoruz, neden önemsiyoruz? Açıkçası bizim olayımız bu. Aşoka uluslararası bir sivil toplum kuruluşu. 93 ülkede çalışıyoruz, Türkiye dahil. Aşoka Fellowship adını verdiğimiz 3500 sosyal girişimciyi buluşturan, Türkiye'den 27 bir ağımız var. Benim hani olağan şüpheliler dediğim, işte Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales, Fairtrade'in kurucusu Paul Rice gibi, Slow City, yavaş şehir hareketinin öncüsü Carlo Petrini gibi, aslında pek çok Türkiye'de de hayatımızı etkilemiş sosyal girişimci var. Türkiye'den Tülin Akın, Tabit, Ercan Tutal Düşler Akademisi gibi sosyal girişimciler bulunuyor. Ne yapıyorsunuz derseniz, aslında biraz venture capital mantığıyla ileride sistemleri dönüştürme potansiyeli gördüğümüz sosyal girişimcilere bir 3 yıllık finansman desteği veriyoruz. Yani bir etki yaratacak, toplumsal etki yaratma potansiyeli olan girişimlere özellikle seçiyorsunuz. Aynen öyle, ama büyük düşünen, yani örneğin eğitim alanında bir sosyal girişimci ise sadece bir okulu, bir şehri değil, aslında bütün eğitim sistemini hedefleyen sosyal girişimcilerle çalışıyoruz. Bunun dışında pro bono danışmanlıklar ve müthiş bir network'ün parçası oluyorlar 93 ülkede. O yüzden olayımız bu dedim. Türkiye'de bizim için çok çok önemli bir ülke, çok potansiyeli yüksek bir ülke. Şimdi konuşuruz, 2018'de de çok yıldızı yükselen bir ülke.
Dolayısıyla çok heyecanlıyız. Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de aktifiz. Böyle. Peki Hayri, senden dinleyelim tabii. Ya aslında tabii sosyal girişimcilik bizim Türk Ekonomi Bankası olarak 2017'de başladığımız, 2018'de de Aşoko ile geliştirdiğimiz bir şey, ama bizim ilk hikayemiz 2013'te bireysel katılım sertifikasıyla girişimcilik ve melek yatırımcılıkla başlıyor. Bizim girişim evlerimiz var TİM'le birlikte. Girişim bankacılığını destekliyoruz. Melek yatırımcılık lisansı veren ağa sahip tek bankayız aslında. O ekosistemde bayağı bir yol aldık. Vazgeçmedik, hala biliyorsun devam ediyoruz. Fintechlerle ilgili ciddi aksiyonlar aldık. Fakat bir süre sonra baktık ki sizler ve diğer tüm teşekkürler bir network oluşmuş ve topluma fayda sağlayan girişimleri desteklemek isteyen insanlar var. Orada Aşoka'yla yollarımız kesişti. Aslında biz co-creation'ız baktığınız zaman bir bankayla banka network'ünü Aşoka'nın desteklediği, seçtiği toplumsal faydası ölçülebilir sosyal girişimleri iş modeli yapmayı adadı. Geçen sene de aslında hikayemizde fark yaratan yatırımlar diye bir sunum yapmıştık. Orada da yatırımcıları özendirmiştik. Yani yatırımcı olarak fark yaratan bir girişime yatırım yap, toplumsal faydası. Devam ediyoruz. Bankanın içinde co-creation yapılıyor. Mikrofinans anlamında, sorumlu bankacılık anlamında kredi vereceğiz. Gençleri hedefliyoruz. İşsizliği, sağlığı veya çevreyi hedefliyoruz. Tamamen toplumsal fayda için banka kendi network'ünü kullanıyor. Burada da çözüm ortağımız şu anda Aşoka. Ama IMC ile de çalışıyoruz. Aslında herkes birbirini destekliyor. Burada ortak akıl çok değerli. Aynen. Son ya, teknoparklarda gördüğümüz gibi aslında. Teknoparkların bütün yöneticileri burada gördüğünüz gibi. Aslında hepsi birbirini destekleyen. Biz birbirimizi yarışmak yerine ekosistemi büyütüp birbirimizden fikir, aynen, ve belki de insan kaynağı konusunda tecrübelerini aktarmak önemli demiştim. Mutlu bir şey aslında. Çünkü son 5 yıldır ben tüm girişimcilik ekosisteminin içindeyim. Kamu, üniversiteler, basın, senle de birlikte görüşürüz. Son 2 yılda İmece'nin de katkısıyla Aşoka sosyal girişimcilikte bence Türkiye'de inanılmaz iyi bir potansiyel var. Hem toplumsal duyarlılık hem de çok parlak business modele dönecek projeler var. Orada da rol çalmayayım. Oradan buradan gidelim istersen. Evet. Çok teşekkürler. Yani biraz aslında bu sosyal girişimcilik nedir konusunu da biraz masaya yatırmak istiyorum aslında. Yani bir tarafta bu sivil toplum dünyası var. Tümüyle etkisini arttırmaya çalışıyor. Diğer tarafta da ticari şirketler var. O da tümüyle karını maksimize etmeye çalışıyor. İşte ortadaki bu alanda yani hem toplumsal hem çevresel fayda yaratan hem de bunu yaparken de ticari bir sürdürülebilirliği olan girişimlerden bahsediyoruz burada. Türkiye bu açıdan şu an içinde bulunduğumuz durum itibariyle dünyanın en çok çözümünü aradığı sorunların içerisindeyiz. Yani bugün bir eğitim konusu olsun, yerinden edinmiş insanlar olsun. Bu entegrasyonu nasıl yapacağız? Hep işte şu ana kadar biraz şeylerden bahsettik. Buradaki bir girişimin dünyadaki pazara ulaşması, dünyadaki sosyal girişimler buradaki pazara ulaşmaya çalışıyorlar, buraya gelmeye çalışıyorlar. O anlamda çok ciddi bir ihtiyaç ve hızlanan bir ivme olduğunu düşünüyorum. Yani Buğra, şöyle mi demek istiyorum? Bir yandan Türkiye'den çıkan girişimleri dünyada iş yaparken sosyal girişimlerin de aynı zamanda dünyada her tür sorunu da çözecek şekilde geliştirmek. Dünyadan da çıkan çözümleri burayla belki de tanıştırmak. Mesela evet, benim MIT'de gördüğüm bir proje örneğini verdiğim şey sürdürülebilir suya erişmek, enerji kullanarak suya erişmek isteyen insanları yapan Hindistan'da bir çözüm vardı. O Filistin'e mesela bu çözümü sağlamıştı. Şimdi bunun gibi fikirleri Türkiye'de buluşmak ve Türkiye'yi bir hub yapmak belki. Kesinlikle. Yani bizim projelerden, yetiştirdiğimiz projelerden biri TOI, kitlesel fonlama kampanyası üzerinden 20 bin dolar, 23 bin dolar topladı dünyanın dört bir yanından. Gönüllüsü oldu TOI. Evet. Ve şu an Birleşmiş Milletler'le beraber TOI oyuncakları Somali'deki kamplara ulaşıyor şu an. Yani aslında bir yerde o fikir ve teknolojiyi ihraç etme noktasında daha farklı alanlara da bakabilmemiz gerekiyor ve aslında bir yerde fikirleri ve girişimleri nasıl fonladığımızı da yeniden tanımlamamız gerekiyor. Yani hep o işte bir koydum, on aldım dünyasının sınırladığı bir yani işte dünyadaki risk sermayesinin %50'si Amerika'ya akıyor.
%15'i sadece kadınları, %1'i sadece etnik kökenli. Ne oluyor? Aslında yatırım yapılabilir çok büyük bir havuz geride kalıyor. Biraz sosyal girişimcilik de aslında orada. Burada bilmiyorum yatırımcıları görebilir miyim? Fon yöneten. Fon yöneten evet bir tane Atılan, var. Korkmadan. Yani çünkü sosyal girişimciler var burada. Onlar hani bakın görün bir yandan da. Herkes evet kime hoşça. Yani burada o anlamda yönettiğimiz kaynakların sorumluluğunu hissetmemiz ve onlarla neleri değiştirebileceğimizi görmek çok kritik. Çok da iyi örnekler var şu an. Peki örneklere gelirken neler var mesela sosyal girişimlerden şu anda sizin dikkatinizi çekeceğiz. 2019'da bak bu alan Türkiye'de yoktu yeni başlayacak diyeceğiniz şeyler var mı? Biz hani hem globalde hem Türkiye'de gördüğümüz bir şey, burada bu konuştuğumuz disruptive teknolojileri sosyal girişimciler de çok hızlı benimsiyor ve sosyal sorunların çözümlerinde kullanmaya başlıyor. Yani AI, blockchain teknolojileri gibi hani bunu çok hızlı görüyoruz. Yani dikey teknoloji alanından sosyal girişimciliğe. Aynen yani mevcut sosyal sorunlara bunların adapte edilmesi, bir de yeni dünyanın yeni sorunları. Yani veri güvenliği, işte aklınıza gelecek her şey dijital dünyada gelen yepyeni alanlar açılmaya başladı. Çünkü dijital vatandaşlık diye bir şey çıkıyor ortaya. Aynen öyle. Ve onun dijital vatandaşlığı da birçok güvenlikten tutun sağlığa kadar pek çok alanda sosyal girişimcinin katkısına ihtiyaç oluyor herhalde. Kesinlikle. Sosyal girişim örneği mi sordunuz? Evet. Mesela tamam bizim Teble aslında hani BNP'nin odak konuları çerçevesinde ele aldığımız 3 sosyal girişim oldu. Bir tanesi az evvel sizin dediğiniz gibi aslında San Francisco çıkışlı Türkiye ve Bangladeş'te tekstil sektöründe çalışan bir sosyal girişimdi. Labor Voices isimli çalışanın sesi Türkiye'deki isimleri. Yaptıkları şey de şuydu, tekstil zincirlerini denetlemek çok zor. Ne olursa olsun bir şeyler kaçıyor. İşçilerin mobil telefonları üzerinden gerçek zamanlı crowdsource data topluyorlardı. Ve bunu markalarla paylaşıyorlar. Dolayısıyla Adidas'ın Dubai'de oturan sürdürülebilirlik kişisi dashboardunu açıp Türkiye'deki tedarik zinciriyle ilgili müthiş sağlıklı bilgi alabiliyor. Mesela Teble beraber çalıştığımız sosyal girişimlerden biri. Türkiye çıkışlı da iki taneyle çalıştık. Biri e-bursu. Orada Teble olan çalışmayı vurgulamak istiyorum. Tam bir ortak yaratım oldu yani co-creation oldu. Bankayla sosyal girişimci bir araya gelip yeni bir ürün geliştirdiler. Yani bankanın sosyal girişimcinin mevcut ürününü almasının ötesinde bir şey olarak Türkiye'de olmayan öğrenci kredileri aslında ben bilmiyordum. Türkiye'de öğrenciye öğrencinin gelecek potansiyeli üstünden bir kredi verilmiyormuş. Ailesinin mal varlığı üzerinden yani yine ailesini garantör gösteriyor. E-Bursun da eğitim finansmanı alanında çalışıyor. Böyle bir ortak ürün geliştirme fırsatı oldu. Yarı hibrit bir fintech aslında hibrit bir fintech gibi oldu aslında. Biz bunun sunum yaparken dinlerken yatırımcılarla birlikte yatırım sunumunda İkinci bir ürün olduğunu fark ettik. Ama tabii şimdi finans sistemine nasıl entegre edeceğini bir sosyal girişim o anda fark etmiyor. Biz duyduğumuzda bizim için kredi değerleme modülümüzün önünde çalışacak üniversite öğrencisinin notunu, başarısını, aldığı bursu, davet mektubunu kontrol eden, bize ek veri sağlayan yani mikro finansman için değerli veriyi toplayıp analiz edip bankaya sunan bir yapı. Takdir ederse ki banka sistemi bunun için şu anda bir yatırım yapmıyor ama fintech gibi kurgulanmasa da döndürdüğümüz yer arka bizim bunu. Arka bir işbirliği alanı. Aynen. Sorumlu bankacılık anlamında bir sorumlu krediyi burada Türkiye'de başarılı üniversite anlamında eğitim almak isteyen kişilerin finansman ihtiyacına yönlendirmek istiyoruz. Tabii burada Ashoka'nın know-how'ıyla bu bize geldiği için biz de içeride fincubation yaptık bunu öyle diyebiliriz sosyal girişime. Peki Buğra sizin 2019'da neler planlıyorsunuz ve senin de daha önceden bir toplantıya da katıldım. Sosyal girişimcileri de bir yere getirmeye, o hub haline getirmeye çalışıyorsunuz. Evet. Onun da bir haberini paylaş istersen. Yani aslında işte sosyal girişimcilik ekosisteminin birlikte hareket edebiliyor olma gücü oradan geliyor. İşte Ashoka, Açık Açık hep birlikte Impact Hub, Kusif. Sosyal girişimcilik kimdir, nedir? Çünkü işte kamunun sosyal girişimlerle çalışmasını istiyoruz. Belediyelerin, şirketlerin çalışmasını istiyoruz. Peki onlar kimdir? Onlara nasıl haklar, mevzuatlar tanımalıyız? Bununla ilgili bir çalışma var içeride şu an. 2019'da da şu ana kadar 840 bin TL hibe dağıttık. Yeni bir destek programı başlıyor ve lise, üniversite öğrencileri için de yeni bir program başlıyor. Gündüz başlarken İhsan abi biraz şeyden bahsetti. O
kurumların girmesi lazım ki yatırımcılar kazanabilsinler. Sosyal girişimcilikte biraz aslında kurumlar var. Kurumlar burada, yatırımcı yok. Yani gerçekten eğer yatırımcı şu an Türkiye'de yatırımcılar gerçekçi olmayan 1'e 10 çıkışlar, 1'e 20 çıkışları bir kenara koyup gerçekten iş yapmak, gerçekten etki yaratmak istiyorlarsa işte TEP gibi, Zorlu Holding gibi, işte Limak gibi birçok kurum bunun içerisinde kamu kalkınma ajanslarıyla, TÜBİTAK'larla, teknokentlerle bu işin içerisinde artık özel yatırımcının buradaki değeri yani biraz da kim önce görürse o hızlı büyüyecek. Evet ya, biz hep böyle gıptayla bakıyoruz girişimcilik ekosistemine, hani ne kadar, ve bugün bile hani bu sabah açıklanan veriler bizim alan için böyle bir şey henüz söz konusu olmadı. 2019'da ama hep beraber İmecer'in de dahil olduğu KUSİF'in, Mikado'nun, Impact Hub'ın hani 3 A'dan bahsedebiliriz. Biri araştırma. Umuyoruz önümüzdeki sene bu zamanlar bizde girişimcilik ekosistemi gibi, hani Türkiye'de sosyal girişimcilik alanının çapı budur, şu kadar kişiye istihdam sağlar, şu kadar fayda yaratır gibi verileri sağlayabileceğiz. Bu çok güzel. İkinci A da Anadolu. Bir Avrupa Birliği projesiyle Anadolu'da 6 ilde aslında yerel sosyal girişimcilik ekosistemlerini ateşliyor olacağız. Dolayısıyla çok heyecanlıyız. Yani biz İstanbul'da kendi kendimizi ağırlamak değil, sadece Anadolu'da da başka yerlere gitmek. Biz de efendim aynı şeyi Ankara'da, başka yerlerde de Startups Watch'u düzenlemeyi düşünüyoruz. Bundan sonraki çeyreklerde Ankara'da, TÜBİTAK'ta zaten kafayı sallıyor diyor. Bekliyoruz sizi de. Evet, ODTÜ'yle de konuştuk. İlknur'da bize oradaki yeri hazırladı, Kozon'da. Bundan sonraki etkinliği inşallah orada yapacağız. Hep orada beraber da gidelim. Hep beraber. Yani tamam. Peki. Bursa, Samsun, Antep, tamam. Van, bunlar varsa hep beraber gidelim. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yatırımcılar için dediğine katılıyorum. Bakmaları gereken bir alan. Bunların hepsi birer iş modeli. Hayır veya fayda yapmıyorlar. Gerçekten bunların finansal geri dönüşleri var. Dünyadaki trend Türkiye'de de devam ediyor. Topluma katkı sağlayan işlere yatırım yapmanın gelirin dışında ölçülmeyen bir etkisi var. Bunu biz kurum olarak içinde çalışarak dolaylı hissediyoruz. Yatırımcı olarak herhalde çok daha mutlu edecektir. Davet çok, ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz ağzınıza teşekkür sağlık hepinizin. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Sevgili Zeynep, sağ olun. Hayri, çok teşekkür ediyorum. Burak, çok sağ olun. Hayri alayım. Efendim, günün sonunda artık tabii herkes sayımız azalmış, kalan sağlananlar bizimdir diyerek sevgili Serkan Borançalı'yı görebiliyor musun burada? Serkan, ha oraya gitmişsin. Ben de oraya bakıyorum. Ayaktaydın hep Serkan. Şimdi seni asıl ayakta alacağım zaman sevgili Serkan'ı, Serkan ne zamandır tanışıyoruz? Şöyle sen hemen mikrofonu vereyim. Önce seni tanıtayım tabii de gitti gidiyor oradan. Kurucularındansın. Aynı zamanda. Seninle 2006'dan beri mi tanışıyoruz? Daha eski. 2001. Daha eski. 2001. 2001 kriziyle size ilk röportaja geldim. Doğru. 2001 yazı dizisinde Serkan ekibiyle o zaman röportaj yapmıştım. Serkan seni biraz ortaya alayım. Tabii ya. Ki. Şöyle kenarda kalma. 3 kişi falandık herhalde o zaman. Evet, 3 kişiydiniz o zaman. Ve oldukça da her imkanlar kısıtlıydı. Ama çok. Serkan oradaki bir deliydi efendim. Burada yapan 3 arkadaşıyla gibi. Dedi ki krizde ben bu işi yapacağım. Zor dönemlerde girişimciliğin avantajı mı var yoksa dezavantajı var? Biraz bize onu anlatsana. Yani internet dial-up'tan hallice olmaya çalışıyor. Yetmedi, bir de Türkiye'nin şu son 3 senesinde bir de getire kalkıştık. Evet. Ona geleceğim. O getirin algoritmasını ve oradaki nasıl modelinizi işleyeceğiz. Ama bir önce bir geçmişten nasıl geldiniz onu bir hikayesini alayım senden. O günleri hatırlatacaksın illa. Mecburuz abi. Yaşımız ortaya çıkıyor gibi, ama yapacağız. Bu arada bugün 5 Şubat bizim gitti gidiyoru açtığımız gün 2001. Güzel gibi. Bir tesadüf olmuş. Aynen. Ya. 18 yaşında demek gitti gidiyor. Biz gitti gidiyoru açtık. Zaten 2 hafta sonra falan o büyük döviz krizi oldu ülkede. Hani böyle gecelik faizlerin %1500'lere falan çıktığı günlerde. Kriz bize yaramadı desem yalan olur, yaradı. Çünkü bize o zaman büyük gruplar rekabet çıkarmaya hazırlanıyordu. İşte Doğan Holding, MyNet vesaire. Dolayısıyla bir anda krizden dolayı kendi core ana işlerine fokus oldular.
dönmek zorunda kaldılar. Ondan sonra dolayısıyla biz sessiz sedasız, parasız, pulsuz büyümeye başladık. 2004 yılına kadar yani şöyle para kazanmıyorduk ama iş çok şey yapıyordu. Gelecek vaat ediyordu. Çünkü %20 büyüyordu aylık. Ama büyüdüğümüz baz o kadar küçüktü ki 3 sene sonra, 3,5 sene sonra gerçek anlamda para kazanmaya başladı. İşte ne bileyim adam almaya başladık vesaire. 3-3,5 sene biz 3 kişi götürdük o işi. Ama inat edip sebat etmek gibi bir şey çok var. Çok sebat ettik. Öyle böyle değil. Gerçekten büyük sebat ettik. Sonra 2004'te de karşımıza rekabet çıktı. O sizi büyüttü belki de biraz da. İnanılmaz büyüttü. 2004 yılının Temmuz ayında Doğan Holding bize hemalemsat.com'la rakip çıktı. Bizim de o zaman daha 100-120 bin kullanıcımız var ve biz diyorduk ki herhalde allak bullak olacağız. Ondan sonra tam tersine onlar reklam yaptıkça bizi büyüttüler. Böyle enteresan bir rekabet tecrübem var. Yani zaten ben de o yüzden aslında bunu sana anlattırmak istedim. Çünkü orada pazarı oluşturacağını, alacağını düşündüğün şey pazarı büyüttü ama size pazarı aldı. O da nasıl sağladı. Oldu? İnsanlara bir farkındalık yarattırdı. İnsanlar dedi ki böyle bir iş varmış. İşte ben bir şeylerimi satabiliyormuşum falan. Tabii biraz araştırınca gitti gidiyor diye de bir şey varmış. Hem burada daha çok alıcı var, daha çok satıcı var, daha çok mal var. Hop bu sefer gitti gidiyor'a geldiler. Bu sefer herkes niye boş AVM'ye gideyim dolusu varken oldu ve o çekim gücü bizi daha fazla büyüttü. Peki bugünün girişim ortamına geldiğimizde şimdi kullanıcı sayısı tabanı çok büyüdü. Mobilde bakıyorsunuz milyonlarca artık kullanıcı var. 3G'yi bırak 4G ile birlikte daha da hızlar arttı. Şimdi 5G konuşulan bir dünyadayız. Ve demin de paylaştım ya aslında sunum başında şu rakamı vermişim. Dünyada 6 saat 42 dakika, Türkiye'de 7 saat 15 dakika günlük ekrana bakma oranı. Telefon ekranı. 7 saat 15 dakika ortalama ekrana, telefon ya da bilgisayar ekranı diye baktığımızda internete bağlı kalınan süre 7 saat 15 dakika. Bu şu demek, uyku kadar neredeyse bir zamanda belki daha fazlasını birçok kişi için ortalama orada geçirdi bir müşteri burada şimdi. Bir de müşteri deneyimi diye bir moda bir kavram çıktı ya. Öyle baktığında aslında biraz da getiri tanımlayan koşullar oluştu herhalde. Bize hem getiri anlatırken bir yandan da bugünün girişim ortamı nasıl oldu onu biraz bahseder misin? Tabii ki. Bugünün girişim ortamı tabii o 18-19 yıl öncesine göre çok çok farklı. 18-19 yıl önce işte iki arkadaş işte klasik tabirle garajdan çalışarak iki tane desktop makineyle şey yapabiliyordu. Girişim kurabiliyordu. Şu an kesinlikle öyle bir şey yok. Şu an artık rekabet, sayılar, paranın gücü, parayla çok hızlı işi büyütmeler, işte fonlar, VC'ler, melek yatırımcılar, inanılmaz bir ekosistem oluştu. Dolayısıyla 20 sene önceyle kesinlikle mukayese edemeyiz. Fakat tabii artıları da var. Şöyle dediğin gibi şu anda mobil kullanıcı sayısı bilmiyorum yani işte penetrasyon %90 mıdır 95 midir neyse internete erişim. Sonuçta hazır bu sefer de. Müşteri hazır. Çünkü biz 2001 yılında gitti gidiyor açtığımızda Türkiye'de e-ticaret yapan 50 bin kişi vardı zaten. Sen dünyanın en iyi işini yapsan 50 bin kişi kullanabilir. Aynen. Ama şu an en azından milyonlarca insana hemen hitap edebiliyorsun. Ama dediğim gibi başka rekabet, başka farklılıklar var, dezavantajlar da var. Şimdi getire gelecek olursak bu harika fikir Nazım Salur'un fikridir. Bir taksi ekranına bakarken çıkmış bir fikirdir. Biz 3 dakikada taksi veriyoruz. Bu taksilerin yerine ticari araçlar olsa, içinde de 200-300 kalem ürün olsa 10 dakikada çikolata götüremez miyiz'den çıkan bir fikir. Yalnız bu şeyde dikkat çekmek lazım. Yani Uber'in falan ortaya çıkıp Uber'in yiyecek dağıtma fikrinden çok daha önce yapılan bir bahsediyoruz. Aynen. Uber Eats falan yoktu o zaman. Tabii. Yani o yüzden baktığımızda aslında Nazım abi lokasyon tabanlı iş yapma kültürünün
çok öncü şeylerini yakalamış herhalde biraz da. Kesinlikle öyle. Ve ben onunla tanıştığımda o daha bir taksi fikrine başlarken 50 yaşındaydı bu arada. Yani o, zaten hata yapmayan girişimcilere baktığımızda hani genç girişimci işi zannediyoruz ama teknolojiyi aslında başarılı olan girişimlere baktığımızda 40 ve üstü 50 yaş üstü girişimlerin hata yapma oranının daha az, network'ünün daha geniş ve başarı şansının daha yüksek olduğunu görüyoruz belki de. Doğru. Değil mi Serkan? Kesinlikle öyle. Bir taksi getir. Kuzey'den de biz bir startup olarak sayıyoruz. Bizim su işimiz. Ha, evet. Aslında üçü de bir startup ve üçte üç yapıldı. Dolayısıyla şey. Sen de hep doğru ateş eden yani oranın da gitti gidiyoruz Serkan tabii 4. 4. Yani başarılı girişimleri bulma oranı da oldukça yüksek Serkan. Sen fazla konuşmuyorsun ama. Evet ben çok seyrek gözükürüm. Evet. Şöyle dediğim gibi bu harika fikri de ilk bana anlattı Nazım. Ve ben dedim ki mal kimde? Bizde dedi. Biz stoklayacağız. Dedim abi yokum ben. Hayatta girmem bu işe. Dedi ki zaten girmeyeceğini biliyordum ama etik olarak söyledim. Belki ben dedi 2 sene sonra yaparım bu işi dedi. Tamam dedik. Onun evinin bahçesinde konuşuyoruz hatta. Sonra ben akşam eve gittim. Biraz böyle düşünmeye başladım. Ya mal aslında mal bir şey değil ki bu ayakkabı çanta değil. Sonuçta işte kola, bisküvit şey stokluyorsun. Hızlı hemen tüketilen. Hızlı tüketilen ürünler bunlar. Ondan sonra bir düşündüm söylediklerini. Dünyada yapan var mı? Ona bakmaya başladım. 10 dakika vesaire. Sabah 6 oldu. Ve cumartesi gecesiydi. Yani pazar sabah oldu. Ben uyuyamadım. 11'de Nazım'ı aradım. Dedim ki abi senle bu akşam buluşabilir miyiz? Bir yemek yiyelim. Hayırdır dedi. Dedim bu işi kesin yapmamız lazım. Ya ne diyorsun dedi. Dün akşam benim evden giderken hayatta girmem bu işe dedin. Ne diyorsun dedi. Dedim ilk parayı da ben koyuyorum. Dünyada yapan yok. Bir şeyi de Türkiye'den biz çıkartalım dedim. Süper. Aynen. Yani asıl ana motivasyonumuz da buydu. Peki şimdi nereye evrildi? Ve baktığında datayı nasıl okuyorsunuz? Ben Nazım abi gelip gidip bana ne zaman anlatsa getiri. Ama şunu yazma diyor sürekli zaten. Bir eliyle de hep aklında o var. Ama şunu yazma dur daha yeni deniyoruz dediği şeyler de var. O bir veri yani inanılmaz bir veri madenciliği, veri analizinin yapıldığı bir şirket aslında. Şimdi aslında öyle dışarıdan baktığınızda getir işte gofreti motosiklete koyup yolluyor gibi düşünülüyor ama inanılmaz komplike bir iş. Her şeyi datayla yapıyoruz, her şeyi. Çünkü şimdi bizim 76 tane şeyimiz var, depomuz var İstanbul içinde farklı farklı alanlarda. Yani bir kuryeye siparişin nasıl hangi kuryeye düşeceğinin algoritmasına kadar karman çorman bir iş bu. Bir de sonrasında inceleyen, bize işte sonuçlarını getiren 30 kişilik bir data ekibimiz var bu arada. Hızlıca da büyütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla her şeye de dataya bakan bir ekip var. Her şeyi dataya göre yapıyoruz. Bize nerede depo açmamız gerektiğini bile data söylüyor aslında. Çünkü o bölgede açılan indirmeler, app açmalar, istekler vesaireler bize artık diyor ki burada da, burası da pişti, buraya da açmamız lazım. İki sokak hatayla şey yapabiliyoruz, depo açabiliyoruz. Ya ben şunu söyleyeyim, boza, kış, hani kışın boza şey yapmak daha da canı çeker insanın. Evde alarmı kurmuşum. Ev içi alarmı kurduktan sonra bozacıyı duyunca pencere açınca alarm çalmaya başladı. Bozacıya da yetişemedim. Bir yandan alarm şirketi arıyor. Ona cevap verdim. Ondan sonra baktım bozacı gitti bu sırada. Ne yapacağım? Eşim de hamile. İnşallah önümüzdeki günlerde bir de spin-off da bizden çıkıyor efendim. Şimdi onunla birlikte ben nereden bağlayacağım? Getir'den acaba dedim boza getirsek olmaz mı? Geldi. Yani aşeren hanımlar içinde, aşeren göbekli benim gibi beyler içinde harika bir anlık çözüm. Ve bunların ne zaman aşerdiğini de yakalıyorsunuz herhalde saatlerini. Yok henüz o kadar değil. Henüz o kadar. Peki nasıl burada kişisel olarak baktığınızda datayı nasıl izliyorsunuz? Neler tüketiyor insanlar ortalama İstanbul'da? Yani bir kere şöyle bir şey söyleyeyim.
Ağırlıklı getiride tabii şey satılıyor. Yiyecek. İçecek. Temel gıda maddeleri satılıyor en çok. Ama biz gerçekten senin dediğin gibi alışveriş alışkanlıklarından o kişinin kaç yaşlarda bir kadın olabileceğine kadar her şeyi biliyoruz. Ondan sonra kendi veri girmediği halde. Dolayısıyla bütün attığımız notifikasyon veya ona gösterdiğimiz pop-up'lar her şey hedefli. Tamamen hedefli çıkarıyoruz. Mesela sen bizden daha önce kedi maması veya köpek maması almadıysan biz sana onunla ilgili bir kampanya göstermiyoruz gibi. Yani, her şey data. Yani aslında daha önce sipariş verdiklerin seni tanımlayan şeyler diye bakıyorsunuz kesinlikle aslında. Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Peki bundan sonraki hedefi ne? Nasıl bir fonlama ve şeyle ilerleyecek, büyüyecek bu iş? Pardon nasıl bir? Nasıl bir fonlama ve büyüme hedefi var? Yani farklı ülkelere, farklı şehirlere, İstanbul'dan başka yerlere nasıl taşınacak getir? Tabii ki söyleyeyim. Biz bu 3 senede işte hepimizin bildiği gibi Türkiye'de çok zor bir dönem geçirdik. İşte önce terör bombaları patladı, sonra darbe girişimi oldu. Sonra 2 defa döviz krizi oldu. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Yani bir yandan da hayırlı olmuş diyorum aslında. Birkaç ucundan döndüğümüz yatırım şeyleri var yurt dışına açmak için. Ama tabii ki bu şanssız meselelerden dolayı gecikti ama sonuçta biz hala devam ediyoruz. Belki daha iyi potansiyeli bulmasını sağladı. Aynen öyle. Aslında bizim de kendimizi çok geliştirmemizi sağladı. Aslında yurt dışına biz şu an çok çok daha hazırız. Bir ya da 2 sene öncesine göre. Doğru zaman aslında geliyor. İnşallah açacağız 2019'da yurt dışında bir şehri, kalabalık bir şehri. Bu sefer ben isim falan vermek istemiyorum çünkü ondan sonra kayıtlarda hep şey çıkıyor, internette searchlerde çıkıyor, ondan sonra hani aşağı İnterneti bıraksan izler seni takip eder yani. Ondan sonra getir birçok büyüme potansiyeli var. Yurt dışında büyüyebilir, Türkiye'de başka şehirlerde büyüyebilir, verdiği hizmetleri çeşitleyerek büyüyebilir. Getir'i ben hep onu anlatıyorum. Enteresan bir makineye benzetiyorum ve aslında daha biz bile Getir'i keşfetmiş değiliz. Farklı farklı düğmeleri var. Bir düğmesine basıyorsunuz, 10 dakikada damacana getiriyor. İşte şimdi bir düğmesine basacağız, yemek işine giriyoruz. Dolayısıyla zamanın olduğu ve evlere giren ürünlerde Getir kesinlikle orada olacak. Çok teşekkür ederim Serkan. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Her yerde çıkmadığını bilerek sana... Bundan sonra da yine buluşmaya devam ediyoruz. Sevgili bakanım çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şeref verdiniz bize ve tüm yatırımcılara, girişimcilere ve destekçilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz burada. Ve ev sahipliğimizi yapan Zorlu Ventures'a ve Zorlu grubuna çok teşekkür ediyorum. Burada bizleri ağırladı. Hep beraber Network'te burada devam edeceğiz. Bir şeyler yemeye, içmeye sağ olun, teşekkürler. Serkan'ın eline sağ olun.